tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. İnşallah birlikte çok güzel vakit geçireceğiz efendim. Bu gece güzel skeçlerimizle sizlere eğlendireceğiz. Ekranların karşısındaki izleyicilerimiz için de şöyle bir 3 saatliğine bütün hayatın streslerinden şöyle bir kopalım, eğlenelim, gidelim. Çok güzel hareketler. Başlasın alkışlarınızla. Gerçi arkadaş gruplarında böyle sevgili olunca grup dağılmaya başlar. Bunu açıklamak istemeyen bir çifti anlatacak. Salak yerleri geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Aşkım bizimkiler geliyor biliyorsun değil mi? Ben onu unuttum yavrum ya. Ben otoparka ineyim orada karşılaşmış gibi yaparım. Ya hayır Batu, saçmalama. Gelip oturur musun şöyle lütfen? Ya İlge, ya sevgili olduğumuzu anlarlarsa? Ya nasıl anlayacaklar? Ben de anlayamıyorum Batu. Ya bana kanka dedin, sustum. Bro dedin, sustum. Koç dedin, alttan aldım. Tertip dedin. Ama hacı nedir ya? Hacı değil o. Hacı değil, hacı. Hacı dedim ben sana. Biz de halı sahaya geldin ya. Ya Batu beni niye halı sahaya çağırıyorsun? E çok güzel oynuyorsun aşkım. Ya siz çok kötü oynuyorsunuz. Bir de sadece gol attığımda sana sarılabiliyorum. Ya aşkım biz çağırıyoruz da sen niye geliyorsun o zaman ya? Sen de geliyorsun, seviyorsun ama bunu. Ya seviyorsun. Seviyorum işte. Seviyorsun ama bir de orada sarılabiliyorum sana. Evet, biliyorsun evet. Ya Batu. Batu gelsinler artık söyle lütfen. Bugün anlatıyorum. Anlatıyor musun? Anlatıyorum yeter be. Yeter be. Kimden çekindik bu kimden kadar? Kimden be? Kimden ha? Ne diyorsun be? Anlatıyorum koç. Ya, helal olsun. Bak koç deme işte. Ha? Yapma koç yapma. Ya tamam bacanak anlatacağım ya sakin ol. Tamam o zaman ben keke bakayım. Bak keke bak. Bak keke. Keke. Keke dedim bak keke bak. Tamam tamam ben keke bakacağım. Tamam. Tamam. Sen de kapıya bak. Kral sen bak sen. Ya, ben bakarım. Ben bak. Ben bakarım. Ben tamam, demiyorum. Bak. Demiyorum. Demiyorum. Ben baktım. Hadi. Tamam. Allah'ım ya. Senden hoşlanıyorum. Ben de senden hoşlanıyorum. Kardeşim. Kardeşim. Çiçekler. Sana. Ne kombin? Evet. Bana mı aldın? Sana aldım. Ya o... Hayırdır? Sen erken gelmişsin Gizem'e. Vaktinde çıktım da. 10 dakikada geldim biliyor musun kanka? Allah Allah. Gebze'den buraya. Yollara çıktı. Yollara çıktı Gebze, Beşiktaş 10 dakika. Ne var yani? Süper ya. Sen de erkencisin. He, buralarda işim vardı. Beşiktaş'ta. He, ondan sonra... Benim de işim Gebze'deymiş. Yanlış gelmişim Beşiktaş'a. Erken gel otur ya. Gizem nerede? İçeride mi? Ha içeride Gizem. Ne oldu ki? Niye sordun? Öylesine ya. Ha ben bir şey oldu. Yok be abi. Bir şey mi oldu? Batu ben seninle bir şey konuşacağım ya. Aslında ben de seninle bir şey konuşacağım kardeşim. Şimdi, önce ben konuşayım lan. Önce ben anlatayım mı? Kurban olayım ben söyleyeyim. Allah aşkına oğlum, anlatayım bak, kurtulayım. Vallahi bir şey ben yok, söyleyeyim. Bir şey yok. Söyle. Ne tepki vereceğimizi tamam, de bilmiyorum. Bir tepki söyleyeyim şey kurtulayım ben ondan sonra ne yapıyorsun? Ben anlatacağım. Allah'ını da seviyorsan dur oğlum ben anlatayım. Kurban olayım ya, bir dur, ben Gizem'den hoşlanıyorum lan. Ben Gizem'den hoşlanıyorum lan. Şeydeki değil mi? Okuldaki sümüklü Gizem'den hoşlanıyorum. Hayır oğlum bizim Gizem'den ya. Kıvırcık Gizem. Yok oğlum o sümüklü Gizem. Öyle bakıyordu aa, sana orada. Ya öyle bakan birine niye ben niye Allah Allah. Bu oğlum bu Gizem ya. Bizim Gizem olamaz oğlum. Değil mi? Saçmalama lan. Saçmalama. Bizim Gizem olur mu hiç? Olur mu bizim Gizem? Niye? Hayvan. Olur mu? Değildir bu. Arkadaş ortamımız da alır bizim. Köpek. Oğlum ben göze aldım. Ne yapayım? Hepinize tek tek söyleyeceğim. Sen de en yakın arkadaşı değil misin? Ha? Hem o yüzden be kardeşim. Aşık olduk lan. Oğlum olmaz öyle şey. Olur mu? Saçmalama. Olur abi olur. Vallahi olur. Gelsin ona da söyleyeceğim. Pelin vardı senin. Pelin'e ne oldu? Gizem mi geçtin? Abi Pelin olacak iş değildi. Pelin olacak iş değildi abi. Pelin ne olmadı? Yürümedi. Bitti gitti. Zaten hoşlantıymış yani. Ben asıl otobüste aşık oldum. Geçen ben otobüse bindim. Ha. Benden 2 durak sonra bir tane kız bindi abi. Ben tak aşık oldum kıza. Dedim tamam lan hayatımın aşkını buldum. 1 durak sonra indi kız. Dedim buraya kadarmış kardeşim. Ertan'ım buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Ben de indim abi. Aktarma yapacağım. Metrobüse bindim. Tak 2 durak sonra benden sonra bir kız bindi. Baba aşık oldum. Kızı gör ama. Dedim tamam hayatımın aşkını buldum.
Bir durak sonra kız indi, dedim Ert Hanım buraya kadarmış. Buraya kadarmış kardeşim, yapacak bir şey yok dedim. İndim moruk, dolmuşa bindim. Bir durak sonra ne oldu? Tak bir tane kız bindi. Baba aşık oldum. Vallahi ya, aşık oldum ya. Dedim tamamdır lan, hayatımın aşkını buldum. Müsait bir yerde inecek var dedi, indi. Dedim Ert Hanım yok, senin aşktan yana şansın yok. Yapacak bir şey yok yani. Allah seni kahretmesin lan. Niye? Biz anamızı bacımızı metrobüse bindiremeyeceğiz mi? Irz düşmanı mısın oğlum sen? Abicim ilk görüşte aşk bu. İlk görüşte aşk bizimkisi ya. Lan böyle ilk... Lan Gizem'i 1,5 yıldır tanıyorsun. Böyle ilk görüşte aşk mı olur? Kanka geçen Gizem'le vapurda denk geldik. Vapur alıyor böyle Arnavutköy, hop bebek falan filan. 2 durak sonra Gizem bir bindi, dedim Ert Hanım hayatının aşkını yakaladın. İnmedi mi lan bu kız? İnmedi mi bu kız? İnmedi vapurda? Oğlum, beraber indik işte, o günden beri sürüyor ya, Allah Allah. Ya sen arkadaş ortamını dert etme abi. Dert etme, sen kardeşinin yanında ol bu konuda, ne olur ya. Ben o işi ayarlayacağım ya. Sen Gizem'in senden hoşlandığını nereden biliyorsun? Bakışlardan Batum, bakışlardan. Bakışlar asla yalan söylemez abi. Nasıl bakıyor ki? Oğlum kız bana öyle bir bakıyor ki, bizim arkadaş ortamımızda biz neden aşk yaşamıyoruz diye bakıyor ya. Vallahi ye beni Ertan diye bakıyor oğlum. Ertan, hoş geldin. Normal bakıyor lan işte. Neresi ye beni diyor. Normal arkadaşça bakıyor, hayvan. Ne oluyor Batu? Ya biz Batu'yla özel bir şey konuşuyorduk da, hislerle alakalı falan, gerildi herhalde. Söyledi mi? Söylemesi gereken bir şey mi vardı? Ya işte hislerimizi. Sen ne konuşuyorsun be? He? Söyledi. Lan arsız! Söyledi! Oğlum niye söylemiyorsun? Ne? İç söylesene! Sabahtan beri burada... Oğlum en yakın... Gözler dedim, yalan söylemez dedim. Vallahi biliyordum. Yemin ederim gerçekten biliyordum. Gerçekten nasıl anladın? Gözler. Aa. Gözler yalan söylemez ya. Sen hep öyle bakmıyor musun? Ye beni, ya. Götür beni. Acayip ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben de var ya, içimde tut, 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 tut. Nereye kadar? Tutma, kurban oldum. Niye içinde tutuyorsun? Gel sarılalım. Gel. Şimdi değil ama şimdi sarılma olmaz. Acele ediyorsun. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Dozunda yaşanmalı. Akışa her şey. Bırakalım. Akışta yaşanmalı. Biraz akışta her şey. Olalım. Aynen öyle. Hadi kapıya bak sen. Ben mi bakayım? Bak, bak. Belli ki bu evde daha çok kapıya bakacağız. Bakılacak kapıya. Ya gerçekten sen bir daha bana kız falan ayarlama. Ne oldu lan? Ya bizim ofiste Begüm diye bir kız var, tamam mı? Ya dur ben anlatayım, dur ben anlatayım. Allah rızası için. Anlat. Bu bana dedi ki, sana dedi bir kız ayarlayacağım dedi, ofisten dedi. Kız dedi sarışın dedi, mavi gözlü, uzun boylu, görsem bir içim su dedi. Kız bir geldi, Allah affetsin, Hacı Ahmet Ak. Ya Begüm bir kere gayet şeker bir kız ya. Gayet şeker. Evet, başka bir özelliği yok. Bakın şeker dedi, seksi demedi. Güzel demedi, farkında mısın? Bir de gitmiş kıza beni övmüş, kızı da ümitlendirmiş. Demiş ki benim arkadaşım 1,95 boyunda, yakışıklı, karizmatik, sempatik, entelektüel. Ulan ben 1,95 miyim? Bak, boyuna takılmış. Tolgacığım, önemli olan senin boyun değil işte. Görüyorsun mu? Olayın devamını anlatayım. Anlat. Sonrasında biz tabii kızla durumu anlaştık. Kız meseleyi kavradı. Dedi ki senleri ne biçim beni dedi, burada dedi ümitlendiriyorsun. Kız bana bir, aa kız benim üstüme geliyor. Ben ayağa kalktım, kız bana bir kafa attı. Ben bayılmışım, esnaf uyandırdı beni. Esnaf beni uyandırdı, ne rezil oldum ya. Tolga sen gerizekalı mısın ya? Ya ben iyilik yapmaya çalışıyorum, suçlu olan benim yani. Bak gerçekten senin bu lafların yüzünden ben özgüvensiz bir adam oldum. Yo, gayet özgüvenlisin, kendini adam zannediyorsun bak. Ama ya duyuyorsun, bir şey diyor muyum ben? Duyuyorsun değil mi? Yaz, gerçekten, gerçekten bak. Geçen gün kızın biri bana dedi ki, ne kadar tatlısın dedi. Ne desem beğenirsin? Ne dedim? Ne desem beğenirsin. Hiçbir şey diyemedim kıza. Hiçbir şey diyemedim. Mal oldum, mal oldum ya. Biz mal deyince kızıyorsun ama. Yeter artık. Özge yeter artık. Bak, arkadaşlık bir yere kadar yeter artık. Bak, bu samimiyeti biraz azaltmamız lazım. Bu ekipteki erkekler senin yüzünden hepsi bekar. Daha bak, üçümüzün de bir kız arkadaşı yok. Ya. Ama şimdilik, şimdilik ama, şimdilik. Ya benimle ne ilgisi var ya? Bizim çok güzel bir arkadaş grubumuz var. Sevgili işi çok saçma. Bizim sevgililerimiz olsa böyle bir arkadaş grubumuz olabilir miydi? Yani bence bu sevgili olayı bozmaz. Sevgilimiz olabilir bence. Bak ağzını burnunu ısırırım seni. Güzel. Bak sen çok doğru konuşuyorsun. Ertan. Çok doğru konuşuyorsun. Yapma şapşin. Bir daha söyle bakayım. Bence... Yani bence sevgilimiz olabilir. Anam dedireceğim, çıldıracağım. Manyağa bak ya. Ya kavga etmeyin ne olursunuz. Abi evet ya. Arkadaşlar hazır, tamam açıldı bu mevzular. Eyvallah, biz birbirimize söz verdik abi. Dedik ki, manita yapmayacağız arkadaş içinden, bu ortamı bozmayacağız dedik. Ama bazen bazı şeyler şey olabiliyor. Ya bizim duygular
Ya sus, boğarım seni oğlum. Dur bir dakika. Biz bugün niye toplandık? Niye toplandık oğlum? Niye toplandık lan? Niye toplandık lan? Mal mısın? Niye toplandığımızı bilmiyor musun? Film izleyeceğiz. Film izleyeceğiz diye toplandık. Biz ne yapıyoruz şu anda arkadaşlar? Saçmalık. Hadi. Aynen abi ya. Film izleyelim. Aynen. Akışına bırakalım. Ne izleyelim? Ya en son bir tane film çıkmıştı. Onu izleyelim. Böyle orta çağda geçiyor. Aa, orta çağ. Tam Tolga'ya göre. Skolastik herif. Skolastik değil. Küfür mü etti? Yok, yakışıklı demek. Skolastik ne demek? Evet. Ya tamam, ne olursun. Ya vallahi bir şey söyleyeceğim. Bari kalk benim yanımdan ya. Vallahi senden nefret ediyorum ha. Ben de senden nefret ediyorum. Ya tamam, lütfen tadımız kaçmasın. Ben mısır patlatacağım. Ben de sana yardım edeyim, beraber patlayalım. Patlatalım. Beraber mısır patlatalım. Hadi, 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 hadi. Mısır tek patlatılmaz. Çat patlıyor. Ama mısır kendi kendine patlar ki, tencereye koy patlar o. Bir dakika. Aşkım, niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Ya bebeğim, ben sana nasıl kıyarım? Ben sana nasıl öyle laf sokarım? Benim şeker farem. Kıyamaz. Akıcım Akça. Tolga. Akıcı ha. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ya oğlum gitsene, mısır patlıyor işte. Tamam abi, ver. Allah Allah. Öpeyim mi kız? Ne oluyor? Sen bana bir tane vur, ben sana 10 tane vurayım. Ha? Koç. Hadi lan. Hala çocuk gibisiniz, hala. Ama farkında değilsiniz ki havada aşk kokusu var çocuklar. Yakalandık mı? Anladım mı? Aşk kokusunu diyor. Neydi aşk kokusunu diyor? Ne kokusu ya? Aşk kokusu oğlum. Bak, biz tamam çok sağ ol ama çok erken daha. Bence birazcık daha gizli kalsın, tamam mı? Abi, tabii ki gizli kalsın ama kimden neyi saklıyoruz ya? Kimden neyi saklıyoruz? Tamam, akışında yaşayalım her şeyi, okey. Ama saklamaya gerek yok. Yok. En deli çağlarımız arkadaşlar. Evet. En deli çağlarımız. Başka mısır patlatmamışız. Olsun, olsun, olsun. Hadi, hadi. Hadi. Hadi o zaman hatırlayalım. Hadi o zaman. Hadi buyurun abi. Ben de şöyle... Hop, böyle ne oluyor? Kanka, ben buradan şey yapamam ya. Ama ben oradan göremem. Tamam da abicim sen... Camdan mı çıkardın? Ayı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun şu anda? Ne yaşansın burada ha? Ulan buradan yakışıklı çocuk ne hale döndü? Abi, olmaz değil mi böyle? Böyle olmaz. Gel abi şuraya gel. Olmaz. Gel kenara gel. Olmaz böyle dur. Gel. Hiçbir şey yapamıyoruz. Sadık değil mi? Aç abi aç, tamam ya. Kumanda. Hadi yatıp ben altımda kalmış. Başka koltuk da yok herhalde. Ah. Lordum, bu ejderhayla dövüşmek size ne kazandıracak? Prensesi zindandan kurtarınca onun aşkını kazandıracak Archibald. Fakat prensesle çok yakın arkadaş olduğunuzu bilmeyen yok. Aynı arkadaş grubundan sevgili yapmak doğru mu lordum? Sen mi yiyorsun lan sabahtan beri mısırı? Midem kazınmış, ne var? Üf, ne oluyor ya? Sessiz ol lan. Yok. Şşşt, ne var? Seni yenip prensesin aşkını kazanacağım pis ejderha. Fakat o senin arkadaşın Lord Lancelot. Ejderha konuştu lan. Yalnız güzel konuştu. Doğru. Al sana! Ne yapıyorsun lan? Oğlum bırak, biraz ilerleteyim muhabbeti ya. Öyle muhabbet ilerler oğlum. Kardeşim sana ne, tamam söz verdiysek verdik. Ben arkadaşlığımızda verdiğimiz sözü çiğniyorum lan. Sana ne? Oğlum film izliyoruz. İlla el atacaksan gel bana at lan. Al. Sen neyin peşindesin lan? Sabahtan beri mısır yiyorsun, elime atıyorsun. Ha? Nasıl neyin peşindesin lan? Böyle film izliyorsan böyle izleyelim bıraksana işte. Bıraksana kardeşim beni. Ben kız atacağım belki. Böyle kız mı atarız lan? Ulan bırak. Film izliyoruz. Kız atacağım lan. İnsanca film izliyoruz. Belki kız atacağım lan. İnsanca film izliyoruz burada. Ulan el atmak mı kaldı eşek? Sen atıyorsun ya gerizekalı. Bana bağırıyor. Ne olacaksa olsun lan. Tolga açıklayalım artık. Madem herkes biliyor. Evet ya. Biz Özge'yle sevişiyoruz. Ne? Evet. Ertan öyle dedi. Ne? Oğlum ben o anlamda demedim. Dedin ben... ya lan şey, aşk kokusu var dedin ya imalı imalı. Evet. Ne? Ulan ben onu Gizem'le benim aramdaki aşk için söyledim. Ne? E tabii.
Batu dedi, o da senden hoşlanıyor dedi. Akışına bırak dedi. Ne? Batu, sen sevgili olduğumuzu saklamak için bununla mı söyledin? Ne? Bu ne ya? Ortalık kahve yerlerine döndü. Batu, bir açıklama yapacak mısın? Ne? Elif, yersiz gülüyorum buna ya. Arkadaşlar, biz Gizem'le bir süredir sevgiliyiz. Arkadaş ortamımız bozulur diye de söyleyemedik. Ya biz de Tolga'yla 2 yıldır sevgiliyiz. Söyleyemedik. Ulan biz zaten 1,5 yıldır arkadaşız. Mal mısınız oğlum? Siz direkt manita gelmişsiniz ekibe. Söylesenize. Kanka şimdi sizin yoktu. Canınız çeker diye şey yapmak istedim. Vay be. Kankam, kusura bakma ya. Ben aslında sana söyleyecektim de sen girişte öyle Gizem'den hoşlanıyorsun falan deyince söyleyemedim lan. Beni biliyorsun. Ben öyle şıp sevdim. Burada da görünce yani bir an... Tamam arkadaşlar, madem siz birbirinizi buldunuz, madem çok mutlusunuz, madem birbirinizi çok seviyorsunuz, ne diyeyim? Allah belanızı versin lan sana. Ama... denir mi oğlum öyle? Ama bir şey söyleyeceğim ya. Yanlış anlamışsın. Lütfen deme böyle. Tamam be. Üf, tamam vallahi tamam ya. Gerildim yengecim. Kusura bakma ya. Yani ne yapalım yani? Madem ilişkiniz var, gerçekten benim söyleyeceğim tek şey Allah bin belanı versin seni ya. Oradan. Ama Ertan, yeter artık. Belaya konuşuyor. Yeter. Allah Allah. Ben gidiyorum lan. Nerim? Saçmalama ya. Saçmalama. Sinirim çok bozuldu ya. Saçmalama. Hepimizin bozuldu. Oğlum beni, bir tek ben mi malım ya? Bir tek niye benim manitam yok lan? Bir tek ben yalnızım ama. Ama bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlığımız bozulmayacak ya. Yine bizim önceliğimiz arkadaşlık. Evet. Aynen kanka. Yani film gecelerimiz yine devam edecek. Belki sen olmayacaksın ama edecek. Evet. Yani halı sahaya yine gideceğiz. Belki sen olmayacaksın ama gideceğiz. Kanka, beraber yine yemek yemeye çıkacağız. Onu da olacaksın. Sen ısmarlıyorsun kanka. Evet. Hep beraber olacağız yine yani. İyi geliyorsun. Tamam lan. Tamam. Ama bak, bundan sonra bu ekipte biri birinden bir şey saklar, biri birine yalan söylerse vallahi bozuşuruz. Söz mü lan? Söz. Evet. Söz mü? Söz. Evet. Tamam, gelin hiç dağılmayacağız. Hiç dağılmayız biz. Gizem'le Batuhan 6 ay sonra Gizem'in Erasmus'a gitmesi ve ardından gelen kıskançlık krizleri sonucu ayrıldı ve bir daha hiç görüşmediler. Tolga ve Özge mutsuz bir evlilik sonucu şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşandılar. Ertan'sa elinde aylık akbille Beylikdüzü Söğütlü Çeşme metrobüsüyle Zincirli Kuyu Cevizli Bağ aktarmasıyla hayatının aşkını aramakta. Siz siz olun, arkadaş çevrenizden sevgili yapmayın. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Evet, zil geldi. Bu zili, bu skeçte yalnız kalan, tek başına mücadele eden, tek başına zile doğru... Çünkü bunlar çift olarak gitmesi lazım. Sen yalnızsın kardeşim. Celan gidiyor zil canlı. Çok güzel günler, devam ediyor akşamımız. İşte yavaş yavaş dekordan da anlaşıldığınız üzere bir böyle un kapanı hikayesi izleyeceğiz. Un kapanında ki bir prodüktörün hikayesini izleyeceğiz. Aranızda hiç böyle ya ben İstanbul'a geldim meşhur olmaya ama bir türlü olmadı, aslında çok yetenekliyim falan diyen biri var mı? Şu en arkada birileri kalkıyor. Merhaba, Atakan ben. İstanbul'a meşhur olmaya gelmedim ama çok uzun süredir müzikle ilgileniyorum. Rap müzik yapıyorum. İnşallah bir gün diyeyim. Bir gün patlayacak mı diyorsun? Kendi şarkılarını İnşallah. Yapıyor musun? Yapıyorum. 20 küsur şarkım var platformlarda. Bir tane şarkı, patlasana bir şarkını.
Cezadan Holocaust söyleyebilirim isterseniz. Kendi şarkını söyle ki... Kendi şarkılarım biraz agresif ve argo içerikli olduğu için... Küfür mü ceza, evet, cezadan bir örnek versem küfür daha küfür olan yerlere bip yap. Yani şimdi heyecandan sansürleyemeyebilirim. Kaçabilir, siz sansürlersiniz. Ben nasıl sansürleyeyim? Ne bileyim nerede küfür? Ben nerede küfür edeceğim? Nereden bileyim? Havlama ya? Köpekler gibi. Dur, söylemem aynı şeyleri de bıktım. Bozuk plak gibi tekrar etmekten. Bip. Sen sansürleyeceğim ben. Evet tamam. Sansürleyeceğim. Ben telaşlandım oğlum. Ha, direkt köpek diye girince yani dedim. Acılış ya şöyle, köpekse nereye gidecek yani ama o yüzden. Battle rap olarak geçtiği için benim yaptığım tarz genelde eleştiri üzerine oluyor. Okey yani ben seni küfür etmenle ilgili derdim yok. Sadece ben hani seyirci panik olmasın. Ben yine de kendime açıklama ihtiyacı hissettim. O, şey yap yani sen kendi sansürünü söyle bir sözlerini dinleyelim yani. Ha. Havlama köpekler gibi. Söylemem aynı şeylere ve bıktım bozuk plak gibi tekrar etmekten. Siz anlamadıkça kendimle çelişip boyun eğdim ve de buna değdi mi? Hayır asla. Direkt doktor arkana yastan. Fame olmasam da çoktur hastam. Şairane tavırlarım etmiyorsa para ben de ne yapayım? Değişmez hiç milyonların karar. Kariyerinse pamuk ipliği alayınız zarar. Tuz basmadım yine de sizin yaralarınız kanar. Vay çok güzel. Teşekkür ederim. Vallahi sağ olun. Çok güzel ya. Başarılar. Çok öpüyorum. Teşekkür ederim. Evet. Bir un kapanı hikayesi izleyeceğiz. Bakalım kimler ne fırsatlar kaçırıyor. Bu un kapanı derken ben de bu arada Mahsun Kırmızıgül'ün filminde prestij meselesinde bir un kapanında bir yapımcıyı canlandırıyorum. Güzel olacak. Prestij meselesi 3 Şubat'ta sinemalarda olacak. Heyecanla ben de filmi bekliyorum. Bir tane sırrımı sizinle paylaşmak istiyorum akşamdan önce. Gerçekten bu filmi çekerken 3 aydır neler çektim bilemezsiniz. Böyle önü kel bir adamı oynuyorum. Saçımın önü kel yani. Ve ben de burada eşlik edebilmek için aslında 3 aydır hiç seyirciye yalan söylemedim ama 3 aydır huzurlarınıza aslında böyle çıkıyorum. Bakın. Bu tepkiyi o zaman merak etmiştim ki yapmak istedim. Gerçekten böyle bir saçık sıfıra vuruyoruz. Bir daha saç takıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Ama böyle bir garip garip duruyor. Bir bıyığım çıkıyor, bir bilmem ne oluyor. Ama toparlıyorum, geleceğim yani. Evet, şimdi yine bunu bir takayım. Belki montajda atarız burayı. Oldu mu? Sinema böyle bir şey işte be. Ne yalanlarla. En böyle doğal. Hep kendim gibi diyorum ama saçım yapmaymış görüyor musunuz? Ya bazen tişörtümü çıkarken çıkıyor mesela. Rezalet ya. Zaten kuzey evde bir görüyor. Peru var. Baba sen misin? Bir takıyorum krep. Bir kelim, bir saçlıyım. Çocuğun kafası karıştı. Evet sevgili izleyenler. Un kapanı geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Verdim gönlümü kapitaliste. Hele bir bak sen şu artiste. Gene her şey geldi üst üste. Tutunamadım metrobüste. Metrobüste. Yok ya. Of içime sinmiyor. Zamanında ne güzel şarkılar yapmıştık. Hey gidinin hey. Nerede şimdi? Kıyafet. Oy benim gülüm gelmiş. Oy benim canım gelmiş. Oy benim anne. Oy benim babam. Hoş geldin sarı nordu. Kim benim? Şişt. Yeter be abi. Hiç hoş gelmedim. Ben istifa ediyorum hanım. Valla teessüf ediyorum ha. Ne demek istifa ediyorum? Şakası bile komik değil o. Şaka yapmıyorum Gıya abi. Bana en son yaptığın single var ya. 4 dinlenmiş 4. Anam, babam, kardeşim ben. Sen bile dinlememişsin ulan. Ya bebişim. Bebişim o kadar güzeldi ki ben onu böyle her zaman dinlemiyorum o yüzden. Bir de Atakan diye bir çocuk çıkmış onu dinliyorum sürekli. He. Ama bipliyor sürekli şarkıları. Kendi bipliyor. Şarkı bipten geçilmiyor. O yüzden sen küstün mü? Küstüm. Sen darıldın mı? Sen üzüldün mü? Ay benim sarı tweetim ben seni bir yemeğe götüreyim o. Ya benim burada kariyerim bitmiş diyorum yemek diyorsun ya. Allah Allah beceremiyorsun bu işi. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyorsun. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyorsun. Ben mi beceremiyorum? Beceremiyorsun. Ben mi beceremiyorum? Tamam takıldık gitti. Ne demek beceremiyorum ya? Ya bu eserleri kim yapmış? Bunları kim yapmış söyler misin? Ya bu eser dediğine bak Allah aşkına. Zeytin burunlu müfitten tutunamadım metrobüste. Ne bu? Ya ben bu eseri yaptığım zaman İstanbul'da daha metrobüs yoktu. Bu ileri görüşlülük. Zaten onun doğrusu zeytin burunlu değil. Zeytin burnulu.
Ya çocuğum bunu gerçekten zeytin gibi, o yüzden öyle. Tamam hadi onu geçtim. Küçücük Emrah ne lan? Ha? Çocuğun adı Emrah. Yaşı 4. Küçük Emrah vardı zaten. O yüzden küçücük Emrah yaptık. Ne var bunda? Ya öyle yaptın, sonra anne bitti diye albüm çıkardın çocuğa. Milyon sattı, milyon. Fetişanı hiç söylemiyorum bile. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam ya, tamam Sevtap. Madem istifa ediyorsun, ben de Eurovizyon'dan aradılar beni. Dediler, Gıyabi abi bir şarkı gönder. Ben seni oraya söyleyecektim ama olsun yapacağım. Eurovizyon mu? He? At yalanı seveyim inanalı ya. Ne diyorsun oğlum, ne Eurovizyonu? Eurovizyon'a girmiyoruz biz, manyak. Faro Adaları girecekmiş. Son dakika demişler ki onları biz Avrupa Birliği'ne almadık, geri çıkarttık. O yüzden bizden istiyorlar şarkı. Ya hadi onlar. Sen hadi gelmiyor musun? Gelmiyorum. Gelmiyor musun? Gelmiyorum. Tam Tarkan arıyorum o zaman. Bak. Mecbur Tarkan. Alo Tarkan. Hemen doğaçlı görürüz. Alo. Ya bırak şunu ya Gıyabi. Tarkan seni ne yapsın? Ben olmasam sinek avlarsın diyeceğim ama sineğin bile uğradığı yok buraya. Gıyabi abi. He? Bak. Bir de sinek uğramıyor diyordun. Sinek geldi, hem de kara sinek. Hoş geldin Simgesel. Canım benim, senden ünlü olmasın. Yeni popçumuz Simgesel. Memnun oldum. Gıyabi abi, geçen salı Türkü Bar'da yalvar yakar verdirttiğin konserin ödemesini hala yatırmadın. Ama böyle giderse başka prodüktörlerle anlaşacağım. Canım benim, seni Türkü Bar'da tüyörük atmışsın. Ah. Herkes şaşmış kalmış. Ben yine de senin paranı yatıracaktım ama ne olsa ben... Ne oldu abi? Yatırmadım. Ay kusura bakma abi, bilmiyordum. Ya salak diyor. Ya sen onu boş ver, sen onu boş ver Sevtap. Karıştırma ortalığı. Sana bir teklifim var. Seni Eurovizyon'a götüreceğim. Eurovizyon'a mı? Evet. Gerçekten mi abi? Evet. Ya inanma şuna, bana caka satacak diye sana palavra sıkıyor. Ay senin neyine caka satsın koskoca Gıyabi abi? Senin ağzını... Sevtap! Çizginden çıkma! Çizginden çıkma! Kavga etme lütfen, rica ediyorum. Simgesel, senin şu bir tane güzel bir pop şarkın vardı. Var. Onu bir söyler misin, şurada bir dinleyelim. Söyleyeyim abi. Çalıyorum. Çalıyorum, açtım. Evet. Geliyor kolumda sarı biçiyanlar. Kıskandıracak beni aklınca. Yer miyim oğlum ben bu numaraları? Hav hav dersin yakında kapında. Beni istemiyormuş külliyen yalan. Yazar mı kitapta ama ayrılık falan. Sevecek, sevecek. Saçı başı oynar yine bana gelecek. Sevecek, sevecek. Kaçacak yeri yok, ağıma düşecek. Sevecek, sevecek. Burnu sürtecek, kapıma da inecek. Sevecek, sevecek. Uçacak, kaçacak yine beni sevecek. Oh. Yani güzel, güzel ama olmaz. Tabii olmaz. Kemikleri sayılıyor bunun. Biraz etine dolgun biri olması lazım. Yok yok, onu demiyorum. Yani böyle... Bu biraz böyle aşko, kuşko bir şey olmuş yani Simgesel. Buna bizim böyle daha toplumsal, daha dertli bir şey bulmamız lazım. Mesela Ajda Pekkan'ın Petrol şarkısı vardı ya... Onun gibi daha böyle dertli bir şey mesela. Ne gibi bir dert olabilir? Doğalgaz gibi mi abi? Ben onu ödeyemiyorum. Dert oldu bana. Tamam, doğalgaz olabilir. Mesela şöyle başlasın. Bitmese hiç bu yaz havası, gelmese doğalgaz faturası mesela. Bak bak, geliyor geliyor. Hesap bakiyem eksilerde, geçmiyor şu bahtım karası. Mesela, mesela. Çok güzel. Bak sen de yükseldin, farkında mısın? Yo, ben öyle gerçekleri söyleyeyim dedim. Yalnız şöyle bir şey var. Böyle buna pop olmaz yani, daha başka bir tür lazım buna. Başka bir tür. Gıyabi abi. Abi bana 7 yıldır söz verdiğin albümü yapmadın hala. Vallahi ben bırakacağım artık seninle çalışmayı. Oğlum bu sesle sana kim albüm yapsın? Sen şu distorsiyonu biraz kıs bakayım. Böyle mi abi? Biraz daha kıs. Şöyle nasıl? Tizi aç biraz. Abi şöyle iyi mi? Böyle iyi, güzel. Tamam. Böyle kal. Ya hala albüm diyor. Hala albüm diyor. Oğlum küçük düşünüyorsun. Sen küçük düşünüyorsun. Seni... Eurovizyon'a götüreceğim. Nedir? Seni Eurovizyon'a götüreceğim. Hem de bayan yanı. Hadi be. Evet. Vallahi.
Simge Sen'le beraber Avrupa Birliği'ne gireceksiniz. Abi ne diyorsun? Ben Simge Sen'le dünya birliğine girerim. Yaklaşma fazla, yine yıkanmamışsın. Yine yıkanmamışsın, yaklaşma. Sen ne tür müzik yapıyordun? Giyim kuşamına bakılırsa Türk sanat musikisi canım. Adı da Bülbülzade Barınç Efendi. Salak. Yok be abi. Rock yapıyorum ben işte. Yap rock. Yok abi, Barınç ben. Oğlum, rock'ını yap anlamında diyorum. Abi, alkol kullanmıyor. Lan oğlum söyle. Ha, ha, ta, şarkını tamam, söyle. Tamam, tamam, tamam. Yalanlarınıza karnım tok, isyankarım hem de çok. Madem dünya güzel bir yer, benim niye manitam yok? Burama geldi acil sevgili, burama geldi. Durum ciddi, bulun bana bir kız şimdi, hadi! Allah aşkına bak. Sen ne yaşıyorsun lan? He? Aile var oğlum, nasıl şarkıla bu? Ay başına vurmuş. Ay bu kapıdan da girmedi zaten. Ben arkada düz duvar var, oradan tırmanıp giriyorum. Kapı var mı burada normalde? Hala kapı diyor, ne diyor ya? Bu da olmaz, bu da olmaz. Böyle bize, bizim özümüzü anlatan, böyle acılı tarafımızı anlatan daha doğu ezgileri lazım. Ne olabilir acaba? Bizden bir şeyler lazım yani. Kim olabilir, nasıl bir şey olabilir ki acaba? Arabesk rap mi? Merhabalar. Gıyabi Bey değil mi? Evet canım benim, buyur. Gıyabi Bey, bendeniz Safa Ekremzade. Kendim Türk sanat musikisi icra ediyorum. Eğer lütfedip dinlerseniz bir kuple okuyayım, beğenirseniz bana kaset yaparsınız efendim. Canım bir sana taş plak yapalım. Kaset mi kaldı ya, Allah Allah? Çakıl gazinosuna çıkar mısın 100.000 lira? Allah'ım yarabbim. Canım benim. Sen git, biz seni sonra ararız, tamam mı? Tamam, ben bekliyorum. Nerede bekliyorum? Ada sahillerinde bekliyorum. Her zaman yollarını gözlüyorum. Seni senden... Güzelim istiyorum. Beni şad et, şadi başın için. Of of! Çok güzel, harika, çok güzel okudun lan. Harika okudun, işte bu. Aradığımız kişilik bu. Ah, fakat. Abi yapma. He. Türk sanat müziğiyle mi gireceğiz? Ha, Eurovision olmaz, ben normal beğendim. Dev saçmalarsın bak öyle olursa. Türk sanat musikisi olmaz da böyle... Şu an bizim biraz modernleştiririz bunu canım. Şu an bizi mesela, şu an ne temsil ediyor? En çok giden müzik türü nedir şu anda mesela? Yani rap, arabesk rap. Arabesk rap, ben de dedim arabesk rap. Rap, arabesk rap diyorsun, sen demiştin. Rap, arabesk rap yapabilir misin? Hiç denemedim ama yani nasıl olur bilemiyorum. Ya doğaçlarsın bir şeyler işte, ben sana müziği veriyorum. Hazır mısın sen? Yani o kadar eğitim var, TSM tedrisatımız var efendim. Bir dene bakalım, haydi gönderden hadi. Mesken tutmuş yüreğimi acılar, siz bana bakmayın ben böyleyim hacılar. Etrafımı sarmış yalancılar, ruhumu bırakmıyor tarifsiz sancılar. Alem yamuk, kaypak hepsi, işte bu duyduğun rapimin sesi. Soracak olursan senin mekan neresi? Sincan Motor Meslek Lisesi. Alem yamuk, kaypak hepsi, işte bu duyduğun rapimin sesi. Nasıl? Harika nasıl oldu. Ben bayıldım. Mükemmel oldu, müthiş oldu. Seni Eurovision'a almak istiyorum. Safa abi, ne diyorsun abi? Olur. Olur mu? Olur, ben hazırım efendim, ben her zaman. Grubun lideri olacak. Hep beraber katılacaksınız, olur mu? Grubun lideri olacak, yalnız ona bir isim bulmamız lazım şu anda. Böyle. İsim. Nasıl bir isim olabilir? Kendi adım var ama yani Safa olarak. Hayır bir dakika ama abi şimdi yani... böyle liyakatsiz grup lideri olmaz abi ya. Liyakatsiz. İşte bu.
Senin adın bundan sonra MC Liyokatsiz. MC. Ya Gıya abi, hadi bunlar toy. Bunları kandırıyorsun da. 30 yıllık dostunu kandırmaya utanmıyor musun sen ya? Ne revizyonu oğlum? Burada böyle insanları kandırıyorsun. Ben gidiyorum ya. Ya hayır ya. Allah Allah, birazdan heyet gelecek ya. Ya bırak ne heyeti Allah aşkına ya. Allah aşkına. Merhaba. Merhaba. Siz heyet misiniz? Evet, biz heyetiz. Bak heyet geldi. Biz de arkadaşlarla Eurovision şarkısını hazırlamıştık. Bir dinletelim mi? Hep beraber. He? Şöyle bir dinletelim. Hadi bakalım. Olur. Hadi bakalım. Gönderiyorum. Alın sahne pozunuzu. Dinleyin. Gitmese hiç bu yaz havası, gelmese doğal gaz faturası, hesap bakiyem eksilerde, geçmiyor şu bahtım karası. Roma, Amsterdam, Berlin, sonu yok çılgın partilerin. Talibi çok Türk erkeklerin. Batı çok süper yer, Batı çok nefis yer. Bağrıma basıyorum koskoca bir taş. Öldümün yarası geçmiyor kardeş. Ayran şişeleri hep bana sırdaş. Gelme bir daha, hadi sana naş. Şahmet başkent, Ankara, Sincan. Kardeş sen beni oralarda soracaksın. Rapime maruz kal, bakma hiç ardına. Liyakatsiz derler benim adıma. Evet, ne diyorsunuz? Çok kıymetli parçalar var. Gıya abi aslında ilk beni sokacaktı Eurovision'a. Değil mi Gıya abi? Evet, evet. Hadi bakalım ne olacaksa olsun artık, haydi. Yani ne olacak? Toplayıp götüreceğiz hepsini. Ay, oldu bu iş. Hepimiz Eurovision'a gidiyoruz. Çok güzel, çok güzel Gıya abi. Sen bir de hastın abi. Eurovision'a gidiyoruz, Eurovision'a. Ne Eurovision'a? İcra heyeti burada. Heyet mi? Heyet diyor. Haydi o zaman Dede Efendi'den bir şey icra edelim. 3, 4. Yani o icra, o icra değil. Hac etmeye geldik biz burayı. Ah. Evet, al bunu buradan. Koy şunu şuraya. Çek onu aldan. At bunu kenara. Ne oluyor Gıya abi? Yok. Ben size yalan söyledim. Bana haciz geldi. Zaten sabah da eve gelmişlerdi. İflas ettim ben. Ulan, biz de sana saygı duyduk. Abi dedik lan sana. Allah belanı versin Gıya abi abi. Hayallerimizle oynadın. Ne deseniz haklısınız çocuklar. Söyleyin vallahi, kalmasın içinizde. O zaman ben söylemek isterim. Hazırsanız. Matsam adam değilim. Lan eniştemden ne istediğin? Bazı şeyler de içimizde kalsaydı keşke. Tamam, özür dileriz yo. Ya bırak Allah aşkına ya. Hadi be, bırak sana. Yürü kardeşim. Türk'üm ardını boşuna bırakmasın. Türk yaptım, helikopter yaptım. Gıya abi, bana niye yalan söyledin lan? Ya seni kaybetmemek için Sertab. Yani kaybetmemenin yolu bu mu Gıya abi? Ya ne yapayım? Ne yapayım? 30 yıllık dostum. Ama beceremedim işte. Bilmemişim. Ben prodüktörüm zannediyordum. Ben yapımcıyım zannediyordum. Onu da bilmemişim. Dostluk nedir? Sevgi nedir? Onu da bilmemişim. Bilmemişim. Tamam, şey yapma, tamam. Şu altınlar karşılar mı borcu? Karşılar. Al o zaman. Al bilezikleri ondan. Çıkalım şuradan. Gidelim buradan. Rap yapalım hadi. Ya Sevtap. Sevtap, ne gerek vardı? Oğlum, dostuz dedik lan. 30 yıllık dostuz dediysek, dostluk da bu demek işte. Madem hiçbir şey bilmedin, bunu öğren bari. Allah razı olsun senden. Ne demek? Yeni aldığım ekiz yatağı görmek ister misin? Sapıtma. Tamam ya. Sapıtma. Şansımı denedim. Ama bana albüm yapacaksın. Yapacağım ya. Dijitale yükleyeceksin, klip çekeceksin. Tamam, seyirci beğenirse yapalım o zaman. Tamam mı? Hadi. Sen, bak alkış geldi. Sen söyle, ben seni dinliyorum. Bir kuble tamam. O zaman. Bir kuble söyle, ben seni dinliyorum. Gidersen Ekim'e kadar, gitmezsen zaten. En son Aralık, Ocak gibi terk edeceğim zaten. Gidersen Ekim'e kadar, gitmezsen... Çok güzel hareket diyenler.
sizi diyemem. Ha, benim zilde kriterim çok güzel giden sonra ıslık çalınması da. Biri de her yerde ıslık çalıyor. Kim o? Abi sen mi çalıyorsun ya? Emeği zildi. Çünkü emeği, evet. Arkaya fotoğraflar çekiliyor. Şarkıların hepsi gidip söylenmiş stüdyoda. Yapılmış kostümler. Yani selam çakmalar var. Bir kere Bir Demet Tiyatro'da Demet Akbağ'ın unutulmaz karakteri Züleyha'ya bir gönderme var burada. Doğru musun? Evet, şey olarak. Evet, yani tavır olarak gönderme var. Buradan hocamıza sevgiler, saygılar olsun. Yani skeci nostaljik tadı, işte rockçımız olsun, Safa'nın saçma tipi olsun. Gerçekten. Yani zaten yani şeyi çok seviyorum yani. Senin o tip ne? Bir alımını buradan, şunu koyun şunu ya falan yani. O böyle, onu, yani onun başrolü olduğu bu skeç istiyoruz ya. O, bir tane yapmamız lazım. Vallahi alımını buradan, koyun şunu şunu ya. Çok acayip bir şey yani. Hep, yani gördüğüm en tatlı haciz memuru yani. O kadar şey var. Yani skecin reaksiyonu bize biraz düşüktü ama prodüksiyonu çok iyiydi. Bence alkış da ona geldi. Ama bu emeğe, bu şeye, bu kostümlere böyle bir zil, ufak bir zil. Tın. Ama Ebru böyle hani şey zil, hani böyle tın tın bir zil. Sen çalsana be ama böyle hani bir gururumuz incinmesin. O ıslık çalan kardeşimize saygılar olsun diye böyle bir çat koyuyor bir tane. Sağlam bir çat koyuyor. Heh, yeter. Çok seni gider, devam ediyor. Evet, skecimizin adı televizyon. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Oraya gelmez yalnız kuzencim. Nasıl gelmez? Gelir ya, gelir. Al, al pişti. Al, papaz. Al, birinci çinko. Al, tombala lan al. Ne yapıyorsun ya? Bütün oyunları combo yaptın. Ben dominoyu oynamayı nereden bileyim ya? Ya canım sıkılıyor dedim. Ben de bu antika evde ancak bunu bulabildim. Ne yapabilirim? Ya kuzen bunlar antika falan değil. Eski, eski bunlar, eski. Milyoncuya ver 10 tane mandalya verir ya vermez lan şuna. Şunlara bak ya. Bu ne ya? Milletin dedesi torunlarına neler neler bırakıyor. Ama öyle deme, adam çalışmış, didinmiş, bize bu yazlığı bırakmış. Sivas lan bura. Sivas, su şehri diye almış buraya, en yakın deniz 600 kilometre lan buraya. Olur mu böyle şey ya? Vizyonsuzmuş bizim dedemiz, vizyonsuz. Ne? Ne, ne, vizyon ne? Vizyonda diyor çok kötü filmler var, gidemiyoruz diyor anneanne. Tamam bak orada bir sürü kaset var, tak birini de izleyelim birlikte. Kaset diyor ya, kaset diyor ya. Hadi. Takıyorum anneanne, tamam bakacağım. Ne bağırıyorsun lan? Ne bileyim, kulağım duymaz diye bağırdı. Kulağım duyuyor, gözüm görmüyor. Trenin gara girişi. Aha, ilk film lan bu. Ha, yok. O ilk film değil. İlk filmin kopyası. Deden zamanında kopyaladı. Benim dedem ilk korsancı mı? Evet. Bu ne? Sakın açma yazıyor. Aa, ne ki o acaba? Vallahi ben bu isimde bir film izledim. Aa, saçmalama salak. Oğlum. Açma diyorsa açmayacaksın. Ne o? Ah, çok gizli diyor. Al işte, izledim o film bu ya. Salak salak konuş. Biliyorum lan. O zamanda da. Takın izleyelim, ben çok merak ettim. Hadi. Takayım mı anne? Tak. Emin miyiz ya? Ben çok eminim, çatlayacağım meraktan. Kalabalığız ama sen bilirsin anne. Lan tak tak, güzel oluyor lan. Çıkabilir ki mesela. Ben sana anlatacağım, sen gözleri kapa, zaten görmüyordun, boş ver. Aç. Selamünaleyküm dostlar. Videoma hoş geldiniz. Dedem ilk YouTuber'mış ya lan. Gel bir de beğenmezsin. Çok kafalıydır Ahmet. Dayı oğlu Mehmet iyi çekiyor mu? Arkadaşlar şimdi Mehmet benim videomu çekecek. Ben de torunlarım için neler yaptım, nasıl miraslar bıraktım onu çekeceğim. Ben öldükten sonra izlerler artık. Ay Allah rahmet eylesin. Çok düşünceliydi. Yani belki Hamide'yi izletirim. Ya. Çünkü o muhtemelen benden önce gidecek. Öyle duruyor. Boyun posun devrilsin. Mahsun. Dur anneanne, Allah sana adam bir şey anlatıyor ya. Miras falan diyor. Bir şey mi kaldı bize? Ne bileyim ben. İzle işte. Merak ettiniz değil mi? Evet. Hadi videoya geçelim. Hadi geçelim. Sabahı şerifleriniz hayır olsun Mahsun Bey. Selam kanka, hoş geldin. Kanka mı? O nedir?
Ya böyle iki arkadaş böyle parmağını kesiyor kan. Ne ya siktir et ya neyse. Sen ne anlarsın boş ver. Yo anladım çok saçmaymış. E dedem bayağı günümüzdeki gibi konuşuyor. Elindeki ne? Dürbün. Ben arsayı de gösterecektim ya size. Karşıya kadar geçmemize gerek yok. Buradan tüm sağ şeridine bakabiliriz. Burası boydan boya sizin olacak. Bura nere? Bebek. Bebek mi? Bebek misin? Bebek misin? Bebek misin? Bebek misin? Evet. Çok güzel ya. Güzel tabii bebek çünkü. Güzel. Bayağı da yakın ha. Tabii. Beşiktaş'a bir saatte yürürsün. O senin yürümenle anneanne. Bizim yürümemiz 10 dakikada gidersin. Torunlar da çok sevinecek. Sevinmez o. Kurban olurum sana be. Sevin seni dedem. Sat bu dürbünü bana. Dürbün mü? Dürbün mü? Lan ne yapacaksın dürbünü? Bebek duruyor ya orada. Lan ne yapacaksın dürbünü? Bebek duruyor ya orada. Benim dedem bu olsun. Benim dedem bu olsun. Geçti, geçti. Tayfunum geçti. Kardeşim, orası şimdi Denizli. Orada patates falan da yetişmez. Oğlum biz orada sikerler lan. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Ben de satayım o zaman. Ya gece var ya, bir kurt iniyor oraya. Ama İstanbul'un merkezi burası olacak, Çamlıca. Oha! Tamam, Çamlıca bizim. Sakin ol. Önü de kapanmaz. Çok güzel, aynen. Çamlıca yavrum. İleri görüşlüydüm. Az kalsın diğerine dede diyordum ha. Az kalsın. Sen yapıyorsun beni. Bak dürbünü de o yüzden istiyorum. Ha, manzarayı göreceğiz. Aşağı verirsin bana bu dürbünü. Ya ben onu çok kullanmıyorum zaten. Al senin olsun. Olmaz kardeşim benim. Ben bunun altında kalamam. O zaman Çamlıca senin, dürbün benim. Nasıl? Lan Çamlıca'yla dürbün takas olur mu hiç? Lan Çamlıca'yla dürbün takas olur mu hiç? Olur. Yok benim içime sinmez. Ben o zaman üstüne... Hah! Üsküdar mı geliyor? Ne gel? Çekirdeği ver lan bari. Bir şey var. Adam akıllı adam. 10 tane mandal verin. Ay! Ay! Tapuda görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz hadi. Hah. Ayıp et. Hah hadi git şimdi. Hay Allah'ım yarabbim. Gördün mü? Nasıl kazıkladım ama enayi? Hamide çok sevinecek ya bunlara. Çok sevineceğim ben onlara. İstanbul'un merkezi Esenyurt olacak. Esenyurt. Görürsünüz. Çok ayıp Tayfun. Ya, ya resmen dedem şimdi kıytırık bir dürbünü 10 tane mandala Çamlıca'ya mı verdi ya? Ne bileyim ben. Ya içime de sinmiyor. İlla başka bir şeyler yapmıştır ya. Yani açalım izleyelim vardır anneanne. Yok mu bunun şey devamını? Hı? Bitti mi video? Ya ne devamı olacak? Bırak şunu ya. Aç Allah aşkına aç. Devamını aç. Bence var. Ya al açıyorum. Devam al. Biraz da beni göstersin. Bak bak annelerimizin gençliği bunlar. Aa anneme bak ne kadar da diri. Ne? Benim annem niye bu kadar balık etti ya? Halbuki bana evlenmeden önce ne kadar zayıftım. Belim incecikti falan diyordum. Kızım için annelerin yalanı. Dur dur izle. Biraz da beni göstersin. Ya kızım, ya kızım beni göstersin. Ben şiir söyleyeceğim ya. Ya tamam ikimiz de gösterecek kamera. Benim yarım çıkıyor. Tamam. Azıcık git, ileri git azıcık. Ala geyik. Küçüktüm, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Siz sonradan ya, gel. Ya, sen bir sıçılmış ya, yolların ya. Ya ben çekeceğim dedim. Ne yapıyorsun kız? He? Baba yok, video çekiyorduk biz ya. Kaset bitiyor ya. Hadi bu küçük neyse sen eşek kadar olmuş, üniversiteye gideceksin. Eşek mi? Tamam babacığım. Ha bu arada üniversite demişken, üniversite sınav sonucum açıklandı. Vay, nereye kazandın? Tıp fakültesi. Allah Allah. Bak, tıp mı boş. Sana bir işletme okutalım, bir dükkan açalım. Ne dükkanı baba? Lokmacı çok tutacak. Doğru, ilk lokmacılar çok tuttu çünkü. Çok tamam. Ama ilkini açmayacağız. Önce millet böyle bir alışsın lezzetine, en son biz açacağız. Aynen. Nasıl? Ya ama ben hekim olacağım baba. O zaman adını Lokman Hekim yaparız ya, sen ne tadın? Ya baba, ya inanmıyorum ya, ne diyorsun? Ya resmen dedem annemin hayatıyla oynamış. Yok, şimdi savunmam gerekiyor. Ne yaptı, ne etti? Buldu, buluşturdu, iki kızını da okuttu. Ya ne buldu, buluşturdu? Elinde varmış ya nene. Tamam, ne varmış göreceğiz işte şimdi izleyip. Kızım, sen sakın ablan gibi olma, tamam mı? Yok, olmam babacığım, merak etme. Ben yazılımcı olacağım ya zaten. O gelecek hep bilgisayarda çünkü. Ya utanmazsan bir de bilgisayara insanlar fotoğraf, video yükleyecekler de tam olsun. Aa, çok mantıklı aslında. Kızım saçmalama, yazılım mazılım bunların hepsi boş. Tamam. Sen bu kadar sonuna kadar getirip tamamlamamak niye ya? Aa, aa Bahri amcam geldi. Bay Bahri'm benim, hoş geldin. Selam kanka, ne haber? İyi, tatlısın. Tabii çağa ayak uyduruyoruz biz de. Beni çağırmışsın ama fazla vaktim yok. Bak ha. Saat. Oğlum ben de seni niye çağırdım? Ben şimdi sana bu Çamlıca'daki arsayı teledim ya. Hı hı. Gittim bir tane tarla aldım, tarladan da bu çıktı. Sen anlarsın, bu ne? Oğlum bu kanatlı deniz atı. Karun'un hazinesinden olmalı. Karun diyor. Karun mu? Karun çok zengin. Demek ki Çamlıca'daki tarlaya satmış, bunu almış.
çok güzel ya. Bir daha bunun gibisini kesinlikle bulamam yani ben. Bulamazsın. Hazineden diyorum ya bu. Dünyaları alırsın. Torununun torunu ihya olur ya. Ay canım. Haydi ya. Olsun dede. Al onu dede. Bak biliyor musun? Şu saati bana ver. Al bunu. Lan milyonluk şeyle saat bir olur mu? Lan milyonluk şeyle saat bir olur mu? Nasıl edin? Benim hiç içime sinmedi böyle ya. Ah nasıl veriyorum. Dur şunu vereyim. Üstümde de 10 tane yok. Ne yapacağım? 8 tane mandal vereyim. Hamide anlamaz, bir şey olmaz. Hamide anlamaz. Hakkını helal et. İlk dönemdeki gibi her şeyi takas yoluyla yapıyor ya. Bu ne ya? Allah'ım zengin oldum. Oldu, öyle de oldu. Bahri oldu. Bahri'yi dizdik ya şu anda. Ya. Ya baba neden sattın sen onu? Kızım eski püsküllerini millete iteleyeceksin, yenisini alacaksın. Aa bundan aslında iyi bir uygulama olabilir ha. Ne uygulaması saçmalama ya. Bu da bir uygulama olur hadi. Neyse ben şunları Hamide'ye götürüyorum. Hamide'ye diyor bak. Hamide'ye diyor hala. Hediye mandal alacakmış biraz. Ben ne yapayım o kadar mandalı? Hiç doğru. Allah'ım yarabbim. Ne yapıyorsun? Dur. Yapma. Hayır. Sadece yapma. Yok anakçı atacağım. Bırakın atalım şimdi ya. Dur. Kendin çıktı Allah kahretsin. Dedenin hatırası bu bana ver. İyi yaptın. İyi yaptın. Sana yazıklar olsun adam adam. Ya arkadaşlar ya bir açalım belki daha miras falan dedi mantıklı bir şeyler mutlaka. Hadi açın. Ay sakin olalım Tayfun'um. Sakin olalım. Rica tamam, ediyorum. Tamam sakin tamam. Depo doldu. Ne? Borcun 22.500.000 lira abi. Oha 22 milyon bu benzin önceden daha mı pahalıydı? Kız sıfırlar atılmadan önce 22 lira gibi düşün. Yine ulan bu. Bizim bu canavar da var ya su gibi benzin içiyor. Allah'tan benzin ucuz. Ama sana bir şey diyeyim mi? İleride daha da ucuzlayacak. Gerçekten dedemin vizyona hayranım. Yolculuk nereye abi? Kameraya çeken var ya Almanya'dan arkadaş işte daha yol onu Atogar'a bırakacağım. Aa ne güzel abi sen de gitsene Almanya'ya. Neye gideceğim lan? Daha 2. Dünya Savaşı'na yeni çıktılar. 200 yıl onları götünü doğrultamaz. Ne işin var? Olur mu abi? İş çağırıyorlarmış. Çalışacaksın, para kazanacaksın. Kardeşim benim burada kurulu düzenim var. Niye bozayım? Anladın mı? Gitmem ya. Ne gereği var? Salak mı oğlum ben? Kurulu düzeni de yanlış anlamış ya. Ben şey söylemiştim. Kıvanç! Koşma oğlum. Düşeceksin, bacağını yaralayacaksın. Bu velet kim lan? Benim yeğenim amcası. Ellerinden öper. Kardeş yani kusura bakma ama sizin tatlı tular içerisinde var ya en çirkinen memenesiz de bu. Valla doğru diyorsun ya. Birden bakınca ben de tiskindim. Getirme kardeş bunu dükkana mükkana getirme. Beti bekler berkete atar ya şey dükkanı. Doğru söylüyorsun. Ne Kıvanç olur? Gel oğlum seni öğle yemeğine yengene götüreceğim. Yengesine götürme onu. Ya adam bizim hayatımızı karart diye etmiyor. Herkesin hayatını karart. Dur dur Bahri geldi Bahri. Geldi hepiniz. Masumcuğum. Nasılsın canımın içi? İyiyim, sen ne yapıyorsun? Oo, canımın içi ne falan. Ne yapayım ya, ne yapıyorsun? Ne yapalım işte, benzin aldık bizimkine. Aa, çok güzelmiş ya. Alamadık şöyle bir Amerikan klasiği ya. Ne yapayım, ben de ata biniyorum. Bak şurada su içiyor tırrek. Dedemin Amerikan klasiği mi varmış? Evet, para eder mi lan o? Etmez mi? Milyon eder şu anda, milyon. Ayağımı yerden kesse yeter ya. Keser tabii, kesmez mi ya? Vallahi hızlı da gider bu. Hızlı tabii canım. Bastın mı uçar bu. Park sorunu da yok. Zaten çok da araba yok. O atı bana ver. Al şu arabayı. Lan 500 beygirlik arabayla bir beygirlik at takas edilir mi? Lan 500 beygirlik arabayla bir tane beygir takas edilir mi? Ne oldu? İçim rahat etmez. Ya be. Neyse mandal veriyor. Lan ya Rabbim ya. Oh Bahri, oh hayat sana güzel Bahri. Adam her şeyi takas etti ya. Yani. Adam ben Bahri'yi bulacağım. Yok. Bahri bu. Ay. Soyunu kurutacağım. Bizim rızkımızı yiyor ya. Ya ne rızkımızı ya? Dedem kendi kendini kazıklatmış adama. Evet. Adamın suçu yok ki. Lan ne kazıklatmış? Aklını kullanamamış ki. Fırsat ayağına kadar gelmiş. He? Evet. Ben fırsatları kaçırmış olabilirim. Kaçırdın. Vizyonsuz da olabilirim. He. Öylesin. Ama bana dedemden para falan kalmadı. Siz de çalışın, paranızı da kazanın. Tamam mı lan? Ben gidiyorum. Çok ayıp. Çok ayıp. Dedenim seni. Ya hep istediği ülkelenir mi? Arabayı bırak bari ya. Sus, çok ayıp. Ya, koş şuraya git. Rahmetli. Vallahi ağzına ağzına geçemem. Ya bence dedem haklı. Yani sonuçta herkes, biz burada miras ekelimiz dedik. Herkes para ister ama kimse çalışmak istemez. Evet, ben de dedenize hak verdim. Yani. Siz de güzel güzel çalışın, paranızı biriktirin. Dedeniz gibi de olmayın. Torunlara bırakın bir şeyler. Ya yok, ben bunun gibi olmam zaten ya. Ben bunun gibi olmam ya. Bak geçen gün bir tane koyun aldım. Tamam mı? Koyun baktım düşüyor. Ne yaptım? Hemen sattım, borsaya yatırdım. Bak nasıl yükseliyor.
Telefonu ters tuttuğun için yükseliyorum. Ah Tayfun. Düşüyor bu. Batıyorum ben. Batıyorum. Tayfun'um. 12 bin liram gitti. Dedenden sana miras olarak vizyonsuzluğu gelmiş. Vay vay. Sende de var. Ama olsun. Olur. Şükür. Bakın başımız sokacak evimiz var. Buna da şükür. Ay, çok şükür ha. Çok şükür Tayfun'um. Kalk kızım bak. Şükrettiğimiz şeye bak. O kadar şey içinde şükrettiğimiz şeye bak. Ev var ev. Buyurun. Merhaba, iyi günler. Rica etsem kusura bakmazsanız bu evi boşaltabilir misiniz? Hı? Bu ev yıkılıp yerine AVM yapılacak mı? Ah, üstüme iyilik sağlık. Sen kimsin be? Bu evin sahibiyim. Bir yanlışınız var. Bu evin sahibi dedem rahmetli. Allah rahmet eylesin. Rahmetli Mahsun amca bu evi 3 mandal karşılığında babama sattı. Arada 2 mandal görmedik doğru. Bahri. Evet, ben de Bahri'nin oğluyum. Bizim rızkımızı siz yediniz yani. Yok öyle bir şey. Balon balığı gibi olmuşum balon zaten. Tayfun! Bizim rızkımızı siz yediniz. Tayfun, yapma! Evet çocuklar, son anda insafa geldim. Sivas'taki yazdığım bahçesine 16 tane altın külçe koydum sizler için. Son olarak size ufak bir tavsiyem olacak. Kulaklarınızı açın, dinleyin. Dolar 1,5 lirayı kesinlikle görmez. Dolardan uzak durun lan, ben gidiyorum. Ha, dolar 1,5 falan görmez. Kimse görmesin. Kimse görmesin. Çok sergi diyenler. Güzel bir alkış geldi. Zil diyenler. Zil geldi. Zil beklemiyordum ya. Zil ya. Biraz böyle bir acaba dedim tekrara mı düşüyor abinin söyledikleri ama hani içerideki adamın söyledikleri. Ama seyircimiz zil diyorsa, performans zilse o zili çalmak da artık sahneye alışmış olan kardeşimiz Mahsun'a yakışır. Evet. Mahsun. Evet. Tabii skeci zil almasında Arif kardeşimizin de buradaki performansını yetiyorum. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarınızla. Artık böyle hani tıpta alternatif tıp çözümleri aradığımızda hep bir internete başvururuz. Eskilerde bir şey sistemi vardı yani böyle bir ayağına bir sakatlık olduğunda falan hemen girerdik. İşte eti çiğne, üstüne biraz soğan koy, biraz böyle zeytin falan böyle bir ayağını yahni yapma durumu vardı. Bende de çok olurdu. Şimdi bu tıp çözümlerini internetten arayan bir aileyi izleyeceğiz. İnternetten gördüm geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. İnternette 3 paket karbonat yazıyordu anne. 3 paket içtim zaten. Anne içmeyecektin, lekeye dökecektin Allah ya. Allah seni kahretsin. Beni de manyak ettiniz bu internetinizle. Ya, ne yapayım, internette yazıyor. İçmiyor ben. Aa, baban geldi, aç. İçiyorum. Aç baban geldi. Anam, Ziya ben bakayım şöyle ışıkta bakayım. Kocaman olmuş, azmış ya bu leke. Babam panda gibi olmuş anne. Sus lan. Hadi şey, ne o önündeki doktora gidelim. Doktora gerek yok. Her şeyin çaresi internette var. Evet. Ben araştırdım. Sen benim malzemeleri hazırladın mı? Hazırladım baba. İnternette yazdığı gibi koydum masaya. Tamam, güzel. Her şeyin çaresi internette var. Ya evet. internet tutturdum. Bak, Macide'nin kocası da rahmetli internetten gittiydi ha. Refik mi? He, Refik. Onda da böyle leblebi gibi bir leke çıktıydı. Sonra illa hadi doktora gidelim gitmem. Refik, doktora gidelim gitmem. İlla internetten bakacağım. O leblebi oldu mu? Fındık. Fındık oldu mu Erik? Erik oldu mu armut? Armut oldu mu karpuz? Adam meyve kokteyli gibi olmuş baba. Sus lan! Ya sen de karnın açken bir şeyin tarifini verme şu hastalığın tarifini falan ya. Siz dalga geçin, gülün daha. Vallahi haftasına yatak döşek gitti Refik. Sonra büyük kız kocaya kaçtı, oğlan kumara daldı. Küçük kız zaten Z kuşağı. Adam mezara, kadın pavyona. Şu çocuk lekede ne?
Leke namus lekesi olmuş baba. Sus lan! İyi, ben karışmayayım. Sen sakın karışma, ben halledeceğim. Her şeyin çaresi internette var. Evet. Ben şimdi buradan bakıyorum. Ne diyor? Azmış lekelere karşı. Sen koş şey getir, elma sirkesi getir hadi. Nereden? Ananın mutfağından. Biliyor musun mutfağın nerede olduğunu? Biliyorum. Haberin var mı mutfağın nerede olduğunu? Biliyorum baba, çeşmenin orada. Ha, o çeşme var ya. Evet. O çeşmeye arkanı ver. Evet. Tamam mı? Orada bir cam var. Evet. O camdan aşağı atla. Sus lan! Ziya! Ha? Elma sirkesi yok, üzüm sirkesi var. İstiyor musun? Elma sirkesi olması lazım. Üzüm demiyor burada. Elma sirkesi diyor. Tamam. Sen şey yap, git komşudan elma sirkesi al bir bardak. Sirkeyle bardak ayrı ayrı mı? Ya hanım, Allah aşkına biz bu çocuğun omega kaçını koymadık da bu sana çekti ya? Ben karışmadım. Çık lan! Çık lan! Dikkat et, dikkat tamam. et. Ben de. Yavaş çık merdivenden. Tamam. Ya Allah aşkına neler aldın bak, Emin önüne çevirdin evi. Vır zıvır ne onlar? Bunlar edeceğim internette her şeyin çaresi var. Biraz itikadın olsun, tamam mı? Ya bak diyor. her şeyle karıştırma bilmeden etmeden öyle bir adam. Ya bir şey olmaz ya, Allah Allah. Ne yazıyor tarifinde? Oku yap bari, ne yapayım? Bir kaşık bunun pekmezi. Burundan buna atacağım. Sen ne yapıyorsun? Emar mı çekiyorsun? Kocamla cehalet keyfi yazacağım. Apartman grubuna atacağım seni şu lekeyi. Belki ya gelelim. Apartman grubuna gerek yok diyorum. Her şeyin çaresi internette var. Allah Allah. Yeme al sakın onları. Çörek otu. Güzel. Şimdi karıştırıyoruz sevgili hanımlar. Bunu böyle karıştırıyoruz. Bak, bak şimdi. Yutma, yutma bak, yutma. Hindi gibi her şeyi yutma. 3 yaşına çocuğa döndün yine. Ya ne olacak? Ya ne koydun? Bir de ölüme çaresi yok. Değil ya. Ah komşum, geçmiş olsun. Sağ ol canım. Apartman grubunda gördüm. Gel şimdi. Ah, ah, bak, bak. Bakayım, bakayım. Tam tahmin ettim bile. Ne? Ne bu? Çoban düdüğü bu. Düdüğü mü? He, düdüğü. Ay vırı, çok tehlikeli, çok ne, tehlikeli. Ne demek ki tehlikeli? Bu var ya, 2 gün yatak döşek yatır, 3. gün öğle namazına kara camet. Yok, öğlen gelemez ya, çalışıyor. Kabristan diyor, kabristan. Tübe, kız, tübe de. He, bak şimdi sen bunu yut, tamam mı? Ben bunu internette gördüm. Yut bakayım. Haydi bakayım, şifa olur inşallah. İnşallah. Ye, ye, yeter ye. Kız, kocamı boğdun. Bak, bunun içinde ne var lan? Ay, bunun içinde şifa var, tamam mı? Ne koydum biliyor musunuz? Bunun içine gül suyu var, elma kabuğu var, bir de limon kolonyası koydum. Bir de sabun var, ben denedim. Bir de diş macunu. Bakın, sabun kesinlikle elinde olacak. Sakın kırk gibi kesin derse sakın. Yeniyor mu ya bunun kadını? Yeniyor. Yok, yeniyor. Ben internette gördüm, yeniyor. Ne diyor? Sürülüyor. Ay. Ah Mesude kız. Olsun. Ya nasıl sen böyle bir hata yapabilirsin? Mesude. Sabun yedirdin bana ya. Çıkarsan mı ne yapsan? Yuttu gitti bile. Ya. Yok. Olsun, insanlar hata yapabilir, yanlış görebilir. Nasıl yanlış gördün ya? Allah Allah, yanlış koymuşmuş de bilmem ne. Kalanını da... Ver be! Kalanını da gözüne sür. Tamam Ziya. Kalanını gözüne sür artık. Ay, iyilik bitmiş. Bana bak, hemen su içme. Diş macunu çok koydum, köpürürsün. Manyak mıdır nedir ya? İyi misin? Bir şey hissediyor musun? İyi. Biraz sanki sesim yiyince. Ne? Sesim yiyince. Allah kahretmesin, boğazına mı yapışıyor? Sesim yiyince. Kalk doktora gidelim, inat etme be. Ya ben doktora, gerek yok doktora ya. Ben bu sesi duymak istemiyorum. Yoğurt, yoğurt bir kase yoğurt koyuyoruz. İnternette var hepsi. Çörek otu, bir tek ölüme çaresi yok. Çörek otunu kastık. İnternete bak bari, ne yazıyor acaba? Ha? Bu durum için bir şey yazıyor olabilir. Ses delilir. Sabun mu işte dedik? Defne sabunu dedi. Defne sabunu. Ha, buldum. Defne sabunu yiyenlerin kullanmak. Bizden başkaları da kullanmış. Bakın neler öğreniyoruz internette. Bir salak biz değilmişiz ya. Onu öğrendik, iyi oldu. Ya çok konuşma ya. Her şeye bir şeyim var. Sus, vallahi bak şikayete geldiler, gürültüde. Boş konuşuyordum ya. Hayırlı akşamlar komşum, geçmiş hoş olsun. Geçmiş olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Ne oldu Ziya? Ya yok, bir şey yok, bir şey. Ya bu bir tane şey verdiler ondan sonra. Geldi mi lan kendine? Ses veriyorum.
Üç, dört. Geldi, geldi. Geldi. Ah, çok geçmiş olsun. Ziya abim, gel ben seni bir muayene edeyim. Ne gel, dedin gel, lan gel. Kız? Gel, gel. Ben şimdi internetten baktım hepsine. Gel benim bir tanem. Gel otur. Ne diyorsun? Gel ya? Otur bir bakalım senin bir muayene edeyim. Ne eder Mahmure? Bunlar benim halledeceğim. Şimdi anlatayım. Bir, sen bir ağzını aç bakalım. Ha. Aşağıya bak bakalım. Ha. Şu kaşı takip yukarı bak bakalım. Aa diye. Aa. E de. E. I de. I. Yana bak. Evet, bir İngilizce bir şey söyle. Come on. Come on. Bir diline bakayım. Ama senin dilin morarmış. Ne demek yani? Güzel encim, böbreğe durmuş. Ne? Nasıl durmuş şimdi yani? Şimdi geçen benim de eğitimin böbreğe durmuştu. Böbrek durmuş. Evet, internetten araştırdık. Nasıl baksana benim eğitimin son. Böbreğe durduğu anda fotoğrafını çektim. Bu böbrek durmuş hali mi? Evet, son fotoğrafı. Ne oldu? Rahmetli oldu. Çok güzel rahmetli oldu ama biliyor musun? Nasıl yani? Yatağında, döşeğinde. Hastaneye gitsek dünyanın masrafı. Misal benim eniştem veresiye öldü. Nasıl? Evet, özel hastanede öldü. Taksidini ödüyoruz hala. Tövbe estağfurullah ya. İnan başımıza. Ama ben seni şimdi şey yapacağım. Ne merak yapacağım? Etme. Bunlarla seni iyileştireceğim. İnternetten hepsine baktım. İnternetse güzel. İnternetse iyi. İnternetse evet, internete bayılır. İnternetse evet. Güzel. Şimdi benim Gülseren ablam. Evet. Gülseren ablam. Bunları evet. Benim Ziya abimin güzel dirseklerin altıyla bunu ovala on bunu. Ha. Kız bu ne işe yarayacak ki? Ya internetten baktım abla. Ya internet diyor biraz itikadın olsun. Hadi. Biraz itikadın olsun şu internette görüyorum bir anam ya. Doktora gidelim desem yok. Ne doktor? Doktor tamam, motor tamam, yok. Hayır, tamam. Doktor falan yok. Dirsekleri bir ovala. Ovala sen bir terlikleri çıkar bakalım. İkisini de çıkar. Senin ayaklar ne güzel Ziya abim. Güzelciğim yanlış anlamıyorsun değil mi? Yani anlamıyordum ama yavaş yavaş geliyorlar bana. Ziya abim şöyle yapalım Ziya abim. Şöyle bildim onu. Oh. Oh, oh, oh. Kızı temizlet. İnternetten baktım. Şimdi bak, bana bak. Akşam bu limonun suyuyla uyuyorsun. Öyle mi? Evet. Akşama kadar uyuyorum. Aynen öyle. Şimdi ovala. Sıradaki şeyimiz... Ovaladım ben bence yeterli. Aha, şunları şimdi kesinim. Hemen kulağını hızlıca tutturacağım. Ah, ah, ah. Ne oluyor şimdi yani? Kız gel bakalım. Baktık internete. Gel benim... Dur sen bakayım bir daha. Evet, bunları da böyle tutturacağız. Bu ne işe yarayacak ki? Bu da pırasa kürü. Bu 8 saat kalacak. Aynen öyle. Haliyle kulağın arkasından bu musibeti atacak. İyi, zaten bir kulağın arkası kaldıydı. Evet, devam edelim. Bir ağzını aç bakalım benim abim. Benim abim ağzını aç bakalım. Aa bak. Demem gerekiyor mu? Aa de istersen bakayım ağzına kurban olur. Gel şöyle. Şöyle yerleştirelim. Dur benim elimi ısırar. Emcükle onu. Yavaş yavaş o cevizleri yanaklarından emcükleyeceğim. Isırmıyorum. Hayır, emcük. Emcük mü yapıyor? Ya, emcükler. Emcükle. Oldu olası. Yağlayalım adamı fırına verelim. Ya böyle bir şey olamaz ya. Böyle. Ya senin her şeye bir lafın. Tamam komşum Allah aşkına bak işte. Tamam koşum, ben gidiyorum. Akşamleyin, diyelim ki bir ateşlenme, zıngırdama, zangırdama oldu. O zaman yapacağı şey, ıspanağı ıslat, ensesine, ensesine vur. Tamam. Aynen. Benim sayemde gecenize renk geldi. Hadi bakalım. Sağ ol, Allah razı olsun ya. Ne demek bir tanem Ziya abim, öpüyorum. Tövbe estağfurullah ya. Lan başına mı vurdun ya? Ne bileyim ya. Manyak mıdır nedir? Sen iyi misin? Ya. Salak saçma herif. He? Ne oldu lan? Ziya? Bu sol tarafın mı? Uyuşma geldi ya. Nasıl uyuşma geldi? Sol tarafın uyuşma. Ah Ziya, biz nelere girdik Ziya? Hissediyor musun? Cimdik kesene. He? Hiçbir şey yok ya. Ispanağı mı ıslasan enseme? Bir tane ben ıslayacağım. Öyle dedi ama. Bak, telefon altında kaldı. Ha, oğlan arıyor. Aç bakayım. Aç. Hoparlı. Alo baba. Alo he. Bu elma sirkesi marketlerde oluyormuş ya. Evet. Ben nöbetçi eczane aramayayım o zaman boşuna değil mi? Oğlum bizim köşedeki bakkal da vardı ya. Anne Lüleburgaz'da ben nasıl bulayım bizim köşedeki bakkalı şimdi ya? Lan senin Lüleburgaz'da ne işin var? Bana bak lan. Lan aptal çocuk. He. Aptal çocuk ne yap bak orada bir tane nöbetçi... Arzumluk ki bak orada. Ay orada nöbetçi bir tane hal bulursan Sevda Ali. O Sevda Ali'nin de hıyarların arasına yat. Hiç anlaşılmaz tamam mı? Sus lan. Ya bu çocuk Allah aşkına keşke bu çocuğu doğurmayaydın da internetten sipariş etseydik ya. En azından iade ederdik ya. Sen şu an neye benzediğini bir bilsen. Bir bilsen neye benzediğini. Yapacak cerrahi, ben inanıyorum. Dur bakalım kim gelmiş. Of. Merhabalar komşum, hoş merhabalar. Apartmanı dolaşıyordum. Heh. 7 numara Aysel Hanımlara uğradım. Maşallah zımba gibi kadın, oh. Zımba. Ama Aysel'im öyledir. Güçlü kadındır, her şeyin altından kalkar. Güçlü kadın, güçlü. Heh. WhatsApp grubunda gördüm. Size de uğrayayım dedim. Gel, gel.
O ne lan? Sorma neler kırdı başımı da abi, neler kırdı başımı. Geç Behçet Bey, geç. Mahmur Ebi geldi buraya. He, onlar yaptı işte. Cehalet akıyor. Az önce beni de gördü, dilini çıkar diyor. Manyak mıdır nedir? Manyak ruh hastası. Seviyor, seviyor. Bana bak, seninki karaciğer. Karaciğerin düğümlenmiş seni. Çıkarsın mı bunları? Çıkar bunları. Çıkar bir rahatla ya. Ama çok güvendi. Ulan çıkar manyak. Hoşuna mı gidiyor nedir? Ulan senin kesin karaciğer. Karaciğer cort olmuş. Ne diyorsun ya? İnternete yazdım baktım. Ciltte yara cerahat dedim. Diyor ki gözde sararma diyor. Ciltte diyor böyle lekeler diyor. Ondan sonra hop diyor zincirli kuyu. Ne diyorsun ya? Yemin ederim bak iki güne kalmaz ölür gidersin. O yüzden al şunu vur. Işte. İçmese mi? Çok karıştırdınız i̇çsin, ya. İçsin içsin. Bu organik. Ziya, Ziya her şeyde içiyor yiyorum. Ya yenge aynısı benim kayınçoya oldu. Tak bundan yaptık verdik. Ertesi gün hiçbir şeyi kalmadı. Ya. Ya borsada her şeyini kaybetti pezevenk. Hiçbir şey kalmadı. Bana da 50.000 lira çaktı gitti. Leke? Ne bileyim görüşmüyoruz ki. Beter olsun köpek. Beter olsun. Bunun içinde ne vardı abi bu yaktın mı karıp bir şey ya? Neler var neler. Onu böyle aldık. Dulavra totu. Hop zencefil falan onları tırırt robottan geçirdik. Hop yaptık. Her şeye birebir bu. Her şeye. Saç dökülmesi, prostat. Leke? O. O karaciğer. O kesin karaciğer. Ya da dalak. Dalak nereye vuramadın dalak. Orada mide var benim bildiğim. Dalak nerede? Dalak nerede? Altında falan herhalde. Dalak altında falan herhalde. Allah Allah. Muz var mı? Muz var. Midede mi? Hayır. Evde. Var işte. Hemen var. Muz getir. Hemen? Gel, muz hemen. Getirsin. Rahat ol. Şimdi. Güzel. Ha. Tarçın var mı? Tarçın bu aldı. Aktara çevirdi burayı. Aktara çevirmiş işte. Ha. Tarçın. Sarp şunun üstüne. Nasıl böyle? Sarp, 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 sarp. Yeterli. Ha. Ne yapacağız bunun için? Yedi. Yenge Hanım biraz daha sarp. Hakikaten mi? Ya sarp şunun üstüne bunu ya. Bana abi demek Allah Allah. Sarp, 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 sarp. Bunu herhalde bana. Ah. Tamam. Yok. Hastasıyım bunun. Acayip oluyor. Siz de deneyin. Güzel. Hastalıkla bir alakası yok. Çok güzel. Hadi helal edin hakkınızı. Helal olsun Behçet Bey. Aa gördün mü sen? Bak internetten okumuş okumuş neler yaptı. Ya Allah... Ziya. Lan ne içirdi bu Allah aşkına ya? Ziya neyin var? Kalbime bir şey hadi oluyor. İnat etme. Kurban olayım. Bir doktora gidelim doktor, mi? Doktor yok. Bana doktor deme ya. Doktorların hepsi internette şu an YouTube kanalı açtılar. Allah'ım yarabbim. Sanki hepsinin YouTube şey... kanalı var. Hadi otur tamam. İyi misin? Şey yapacağız hepsi. Atacak ben inanıyorum. İyi hissediyorum biraz sanki ama biraz midem mi... Kalbime bir hoplatı geldi ya. Allah Allah. Baksana internette kalp hoplamasına neyi hayır, geliyormuş. Ne yapayım benim telefon? Kalp hoplaması yazın. Doktora gitsek hiç bunları çekmeyeceğiz ya. Of bir ateş bastı beni ya. Ne diyor kalp hoplamasına? Yulaf diyor. Evet. Maydanoz. Kereviz sapı. Tamam ne güzel işte. Böğürtlen kurusu. Ah. Of kalp hopluyor ya ama iyi olacağım sanki. Ay. Namaste. Efendim? Namaste Ziya amca. Biz kırdık akşamı namaste. Ay, anlamadım espriyi ben. Ha ben grupta gördüm de geldim. Ziya amcacığım git otur şöyle. Sen bir nefes alsana. Nefes? Evet. Ay sen çok yanlış nefes alıyorsun Ziya amca. Kızım 50 yıldır aynı nefes alıyorum ben. Hayır. Şimdi Ziya amca, vücudun seninle bu lekeler vasıtasıyla konuşuyor şu anda. Ha. Sen hepsini yanlış yapmışsın. Bir de yutkun bakayım yutkun, sen. Yutkun okumuş kız bu. Ay çok yanlış yutkunuyor Gülseren teyze. Allah da benim cezamı versin ya. Ay. Ben bu zamana kadar yutkunmayı öğrenemediysem Allah kahri vereceğim eyledim. Böyle şey olur mu ya? Ne yapacağız? Şimdi şöyle Ziya amcamın diyafram nefesi alması lazım tamam mı? Çünkü diyafram nefesi mi? Evet. Kaçakayım diyafram çok var. Dahiliyeye mi götürek yani? Ya doktor abi hala doktor dahili diyor ya. Dahili mali yok. Hayır hayır. Bu bedava. Ben öğreteceğim sana Ziya amca. Şimdi ben nefes terapisi dersleri veriyorum ya internetten. İnternetten veriyor gene internetten. İnternet işte görüyor. İnternet her şeyin faydası. Göstereyim sana Ziya amca. Evet, evet. Şimdi koltuğun önüne doğru oturuyorsun böyle. Öyle, şöyle mi? Evet. Bacaklarını böyle iyice açıyorsun. Şöyle evet, şimdi yerden aldığın pozitif enerjiyi diyaframında böyle topraklayarak bütün negatif enerjiyle birlikte diye böyle bir anda vereceksin. Tamam mı Ziya amca? Ya demek kesin onu diyor muyum? Tabii öyle, o şekilde çıkacak. Merak etme, güven bana Ziya amca. Hadi. Şuradan alıyorum. Bir, evet. İki, üç. Anamız. Ay ısınmadan yaptık Gülseren teyze ısınacaktı. Kızım ısınsaydın ya. İyi misin? Kız benim
Rabbim, bu ne ya? Aman aman. Kız hadi yardım et, ne yapacağız? Ay bilmiyorum. Gülseren teyze ben buraya kadar ezberledim. Ah. Anam. Ay, ben o zaman biraz video izleyip geleyim Gülseren teyze. Ceren, böyle bırakacağım. Allah kahretmesin. Sen burnundan nefes almaya devam et, tamam mı Ziya amca? Ya kızım, ben kıçımdan nefes alıyorum. Ne burnun ya? Benim nereme bağladın ya? Of. Alo. Ambulans mı? Kapat şu telefonu! Sus artık! Yok kardeş, sana demedim, sana demedim. Sevsebi sokak, yaz numara 3. Yukarı Dudullu. Hadi gelin bakayım. Geldik. Ah Ziya'm ya. Gittik. Ama Ziya'm ya. Geçmiş olsun komşu. Sağ ol, Allah razı olsun, sağ ol. Necmi, ambulans geliyor, zahmet etmeyin. Hiç gerek yok abla, ambulansı. Ne gerek var Allah aşkına ya? Gerek yok. Halledeceğiz şimdi sen. Ya ben sanki böyle belimin üstü E gibi de belimin altı yok gibi ya. Abim belden değil. Baksana suratına, kan çekilmiş sende. Kan mı çekilmiş? Tabii, sendeki kan çekilmesi. Onu şimdi geri şeyleme yapacağız biz. Vurlama yapacağız sana, vurlama. Nasıl, neyle yaptın sen bunu? Necmi, bu ne? Bu abla maşaz aleti. Ben yaptım, internetten gördüm. Ay enişte, komşumuz Abidin abin internetten gördüm. Şifası da sizeymiş Gülseren. Hadi yine iyisiniz. Ya internetin şifası mı atsın? Ya internet diyor işte. İnternete inanmıyor mu kız sen? Dur. Yapacağız. Aa, tövbe haşa. Sen bir rahat ol abi. Ne yapıyorsun? Şunları ben sana bir yapıştırayım hele. Gel, ben de bunu tutayım. Yenge, sen arkaya geç. Sen arkaya geç Gülseren. Geç diyor. Nerede diyorsa yap. İtikadın olsun azıcık. Gel şunu, bir kolunu ver. Ha, şu o... Tansiyon aletini soktun mu kız? Sokuyorum. Bir dakika. Onu iyi sok. Tamam. Tamam, ne yapıyorsun şimdi? Bu ne lan? Maşaz abi, seni şey yapacak. Sen bunu tut. Tuttum. Pompası. Ben işaret verince sen pompalayacaksın abime. Pompalayacağım. İyice pompalayacaksın. Şunu böyle koyalım. Şununla da sıkacaksın. Cam suyunu da internette gördün değil mi bunları? Tabii. İnternette tamam. Bunu yüzüne tut abi. Yanlış mı oluyor sanki? Ya. Ya bu ülkede sağlıkçıların şeyine, işine gücüne karışmaya ne kadar merak olduk ya. Özür dilerim, tamam. Hayır bir şey ya. Adam şifacı burada. Özür dilerim, çok abi, özür dilerim. Abi, şu ucumu da ver. Evet. Onları... Ne yapayım bunu? Şimdi sen abi onları sıkı sıkı tutuyorsun. Heh. Yenge sen cam suyunu sıkıyorsun, arada pompa yapıyorsun abime. Hazırsak başlıyoruz. Pompala, sen hazırım. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Sıkıyorum. Ya Allah! Anam! Gittiler ya! Abim! Abim iyi misin? Anam! İyi misin? Anam! Ne? Ne diyor? Yok, bir şey demiyor. Bir şey demiyor mu? İyi, rengim geldi diyor. Ay. Bana bak, doğru. Rengi geldi. Bana bak, iyi ki bizim üstümüze denemedik bunu. İlk burada denedik. Yok, yani. Yok, tabii. İyi oldu. Abi, o zaman sizde kalsın maşa saleti. Bir şey yapalım. Ambulans geliyor. Onlar çağır. Hadi selam ver. İyi oldu ha. Bir bakın elini şuraya. Hadi, rengi. Gece seri bak, bozuk. Merhabalar, iyi akşamlar. Evet. Ben ambulans şoförüyüm. Hasta burada mı? Evet. Benim çok acil bir işim var. Sonra size uğrarım, olur mu? Kızım, acil ediyorsa otur bekle burada ya. Dönüşte uğrayayım abi. Hemen teslim etmem lazım. Şey yapalım, siz ben gelene kadar sıcak suya limon sıkın, tamam mı? Tarçınla karıştırın, için onu. Çaya çok iyi geliyor. İnternette gördüm. Çok iyi geliyor. Hadi iyi akşamlar. Çaya gel mutlaka. Oha, ne oldu size be? Anne! Döndür beni. Döndür mü? Anne, bu hale nasıl geldin ya? Anne! Anne, kafanı kaldır. Anne! Anne! Evet. Ne oldu size be? Baba! Anne! Baba, elma sirkesi bulamadım ama elme buldum. Bunları sirke yapabilirmişiz. Gülseren! Gülseren! İnternetten bakıyorsun. Şeye baksana, Yalı Çapkını son bölümü yüklendim, bak bak. Baksana son bölümü yüklendim, aç. Çok sevgili izleyenler. Zil diyenler. Çapar, sen nasıl hissettin sahnede? Böyle zillik oldunmuş ki. Vallahi güzel oldu gitti. Oldu gibi yani. Her yerlerde böyle reaksiyonunu aldı. Yani gerekirse koltukta ters döndün. Yani... Neler etmedik. Neler yemedim. Gerçekten çok şey yedin ya.
Çörek otu çok yedim. Tavsiye ederim çörek otu. Safa bu emeği için zile doğru. Bravo. Tatlı. Ya bu tarz skeçleri gerçekten seviyorum. Çünkü böyle bir aile ortamı hakikaten oluyor. Yani Batu, sen ve Ezgi ile başlayan o aile hissi çok güzeldi. Sonrasında gidişatında da gerekli tiplemeleriyle giren Tuğba yine inanılmaz bir perukla aramızdasın. Justin çok Bieber güzel. Peruğu bu. Ne? Justin Bieber peruğu. Justin Bieber. Bugün Ronaldinho'dan Justin Bieber'a gerçekten ya oyunculuğunla ilgili çok geniş bir yelpazedeyiz. Çok güzel hareketler devam ediyor aksiyonunuzla. Serdar Uran kim aranızda var mı? Serdar Uran. Ben mi görmüyorum? Ana. Ulan baz mı geçti? Evlenmedik mi? Çekti. Son kez soruyorum Serdar. Artık girmişsin o yola. Aa buradaymışsın. O kişi değilim, o Serdar değilim. Dur. Ama he. Biz haftalardır e-maillerle, telefonlarla size ulaşmaya çalıştık. He. Ben teklif edecektim eşime veya sözüme şu anki. He. Erişemedik diye ben Almanya'da başka tiyatroda... Peki nerede teklif ettin? Almanya'da Mamma Mia tiyatrosunda. He. Çöktüm orada yüzü verdim. Verdin mi? Mamma Mia da eşimin en sevdiği yer. Burası da benim en sevdiğim yer. Gel burada da ya. Gel. Sağ olun. Gel. Buyurun. Böyle tiyatro dolaşıp evlenme teklifi etmenin gerçekten inanılmaz. Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Nasıl? Keyifler yerinde. Benim adım Nicole. Nicole, çok memnun oldum. Nice to meet you. Was machst du? Alman mısınız? Ne, Alman evet, mı? Evet. Ha, was machst du? Ich spreche Deutsch. Sehr gut. Ja, sehr gut. Danke schön. Wie fühlst du dich, hab sie bunu war? Saat 6:30'da kahvaltı ederim dedim. Maşallah onlar. Bildiğim tek Almanca cümle ama çok yersiz bir yerde kullandım. Sonuçta biliyorum yani. Evet abi buyur sahne senin. Gel ama bu tarafa gel böyle gel seyirci de görsün. Heh, gel evet. Güzel diz çök. Dur bana ev diyorsun gibi oldu şu an. Ben de o an şaştım yani. Evet, yok. Dur. Al Mamma Mia sana. Aşkım dedim. Hayır, bana orada yaptığın evlenme teklifi anlatma. Burada yeni bir şey yap ja. Ne yapıyorsun burada? Evlenme teklifi et bir daha. İlk fürüştük ya. Hab zibun ua. Anla. 6:30'da kahvaltı yapın. Nereye götür. Aşkım, ilk fürüştük ya. Hab zibun ua. Böyle bak. Ben sana söylüyorum. Benimle her sabah saat 6:30'da kahvaltı yapmaya var mısın? Söyle bunu. Otur. Bu cümle bir yerde işe yaramalıydı. Buyur. Büyüksün abi. Çok büyük cümle. Vallahi büyüksün. Bu cümle büyüksün. Lütfen söyle. Benimle her sabah 6:30'da kahvaltı yapmaya var mısın? Bist du bereit, mit mir jeden Morgen 6:30 zu frühstücken? Evet. Çok tebrik ederiz valla. Danke schön. Çok sağ olun. Bir de bu var. Vay be benim cümleye bak ya. Evlenme teklifiyle evirdim cümleyi. Evet şimdi aslında konuyla da bağlantılı. Bu cinsiyet öğrenme videoları coşmaya başladı internette. En son bir uçakla pembe veya mavi bir şey atanlar... bir apartmanı komple mavi mi, cinsiyeti erkek mi, kız mı diye pembeye boyayan. En son Fred Çakmaktaş böyle bir şey yapmış, içine bir şey koymuş da mavimiş falan. Yani bu cinsiyet partileri biraz çıldırdı. Şimdi skecimiz bununla ilgili. Sağlıklı olsun da geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çok güzel hareketler bunlar.
Ya aşkım, bu ne saçma sapan bir icat ya. Dümdüz söyleselerdi ya işte çocuğun cinsiyetini. Nasıl ya? Nasıl dümdüz söyleselerdi? Ne saçmalıyorsunuz? Ne diyecekti doktor? Dümdüz öyle kızınız olacak. Dümdüz oğlunuz olacak. Böyle mi? Saçma sapan konuşuyorsun. Ha bizim bir balonu patlatıp, içi renk dolu bir balonu patlatıp çocuğun cinsiyetini öğrenmemiz saçma değil. Bu mu saçma ya? Evet. Millet neler yapıyor be? Sen yine karına şükret. Milletin jeti var. Bak dikkatini çekiyorum. Jeti var. Yakıtını artık böyle ne koyuyorsa jeti böyle bir uçuruyorlar. Duman böyle mavi çıkarsa erkek, pembe çıkarsa kızı oluyor. Sen şükür. Bak balon, balonla yırttın. Ben şu an utandım biliyor musun? Yani. Vallahi billahi utandım bak. Bir zahmet. Gel biz şöyle yapalım seninle. Ne yapalım? Bir kutu havai fişek alalım. Tamam. Ben ona kıçıma sokayım. Tamam. Geleyim böyle pencereye. Açayım camı. Sen buradan ateşi ver. Ben böyle fırlayayım. Artık ne yakıt koydularsa pembe mi mavi mi ben sana bağırırım. Sevilay pembe. Sevilay mavi. Artık beni Gebze'den alırsın. Öküzsün. Öküz. Bildin mi öküzü? Ya aşkım tamam. Kapıya bak. Doğru, sen yüklüsün. Ya kamyon muyum ben yüklü deyip durma. Hayır bebeğim yani enerji, negatif enerji yüklüsün diye ben... Neden acaba? Kimden ötürü? Tamam, tamam. Sakin ol. Abişko. Ayo, bebiş de buradaymış. Halasının bir tane. Ben de buradayım ya damla. Ondan olabilir mi? Ay yenge, seni görmemişim. Gel öpeyim de geçsin. Ne geçsin? Ay çocuğa biraz pozitif enerji gelsin. Bu ne ya? Böyle stres topu gibi. Top dedi bana, duydun değil mi? Kardeşim bana top dedi. Hayır demedi, demedi. Top dedi, ben duydum. Hayır, hayır. Bebişe dedi o. Öp, öp, öp. Çek, çek, çek. Bebiş ne olmuş? Hop, hop, hop. Ya çek, ne yapıyorsun çek. Sen? Baba olacaksın yakında. Ne hareketler? Tamam, tamam. Şey yapalım. Ya şu balonu patlatalım da öğrenelim. Ay, çocuğu. Ay. Daha Sabri gelecek. Patlatamayız. Sabri mi gelecek? Ya Allah rızası için çocuk zaten doğduğu anda yaşayacak bu dayı şokunu. Lütfen biraz daha geç öğrensin. Biraz daha geç tanısın dayısını. Ufuk. Benim de kardeşim gelecek. Ya bence onu beklemeye gerek yok. Arayın söyleyin, kız olacak zaten. Ya bak bir delirtiyorsunuz ikiniz, iki kardeş. Kız olacak, kız olacak. Ne belli? Valla bak buradan. Tamam yapma. Ha, vuramıyor da ya, yazık. Vuramıyor da. Göbekten. Damla su. Vurdu lan. Damla su. Öp öp öp. Çık çık çık. Hop hop hop. Şek şek şek. Ya hayatım şimdi damla su astrolojiyle falan ilgileniyor ya. O bakmıştır, o kız olacak diyorsa bak kız mı olacak hakikaten. Allah rızası için kız ya olacak. Ya şimdi bu hafta Merkür retrosu bayağı bir zorlu geçecek. Retro boyunca Kadıköy metrosuna binmeyin bence. Yani? Yani bir bok bildiği yok. Ama. Ama çocuk duruyor. Anlamadım. Şaşırmadım. Ya benim burnumda et var. Niye dalga geçiyorsun? Keşke beyninde de olsaydı damla. Beyninde et yok. Tamam ya. Ben bakayım sen yüklüsün. Beyinsiz. İşte. Ne haber ya? Gel öpeyim ya. Seni görene kadar iyi olmaya çalışıyordum Sabri. Fakat seni görünce bu çabamın ne kadar yersiz olduğunu bir kez daha anladım. Alem adamsın ya ama. Valla bak neler aldım yeğenime. Oğlum bunlar ne? Ne yaptın? İlk 11'i dizmişsin. Daha çocuğun cinsiyeti belli değil. Olsun. Benim aslanıma, benim koçma feda olsun. Cinsiyetin önemli mi ya? Allah Allah. Bu ne? Krampon. Oğlum bu 43 numara. Büyüyünce giyer. Bak bak, şor. Bak şor. Oğlum bunlar. Büyüyünce giyer. Bak. Forma. Oğlum bu X'ler lan. Büyüyünce giyer. Enişte vallahi ya. Al bak, bu da fatura. Bu ne? Büyüyünce öder. Enişte vallahi ben ödeyecektim. O kadar çok tuttu ki ilk taksitle ödeyebildim. Ama pederpey ödersin yani. Bayağı böldürdüm. 15-16 yaşına kadar gider. Beraber ödersiniz. Ya geç içeri hadi geç. Sağ ol. Büyüyünceye kadar da bunlar beni ödürsün. Hoş geldin ablam. Ablam nasılsın? Hemen gelin. Anam, anam. Anam vurdum. Vurdum. Top olacak. Topçu olacak. Damla. Ne haber? Ya sana ne? Heyecanlı mısın? Patlatacağız mı bugün? Abi ne diyor ya? Oğlum bak oğlum canımı sıkma benim ha. Ne var ya enişte yalan mı ya? Balon patlatmayacağız.
Evet ya, hadi patlatalım şu balonu da öğrenelim ha. Ya abi, ben rüyamda gördüm diyorum ya. Kız olacak, niye inanmıyorsunuz? Ben de seni gördüm dün rüyamda. Ay, sinirden gülüyorum. Yoksa hoşuma gitmedi. Sabri, bak şansını zorluyorsun ha. Vallahi gördüm ya. Kız olacak, halasına çekecek diyordu. Ay, Allah korusun. Ben de öyle dedim. Şansına küçülsün dedim. Halasına çekeceğine halay çekersin anca dedim. Oğlan olacak, dayısına çekecek. Aslan yeğenim dedim. Allah'ım, doğmadan bu kabusu bana yaşatma ya. Sana çekmesin. Ne olur sana çekmesin. Ya kız olsun ya. Böyle bıcır bıcır gelsin evde. Değil mi? Evet abi. Değil mi? Evet. Sevilay, bak sen de çok güzel kız annesi olursun ha. Canım benim, ben çok güzel kız annesi olurum da sana güvenemiyorum. Ben kız annesi olmayacağım ki. Kız babası. Vallahi söylemesen bilmiyordu enişte ya. İyi ki söyledik. Ya senden kız babası olmaz. Sende bir kere disiplin yok, bir sertlik yok, bir otorite yok. Kız babası olman çok zor. Senin başına dert olur. Sağ çıkamam. Bir de Allah korusun, buna çeker. Vallahi zapt edemeyiz. Ya ne var ya? Yani sen nasıl bir kız babası olursun biliyor musun? Sevilay, bu kiloları da veremedin ha. Çok biliyorsun sen. Doğum kilosu bunlar. Öyle vermek kolay değil Ufuk Bey. 15 sene oldu. Babasına ne haber? Ay, babasının fren sesi gelmiş. O benim canım, o benim gülüm. Ben de iyiyim anneciğim. Teşekkür ederim yavrum. Ben de iyiyim. Ay, çok pardon anne ya. Seni takmadım. Görmedim denir. Yo, gördüm ki. Takmadım. Sen saatin farkında mısın? Yo. Ya ben çıkarken analog saat takmışım. Hangisi kala, hangisi geç anlamadım ki. Babişka, bana akıllı saat alalım. Alalım yavrum. Alalım bir tane. Babasını bir... Bir daha ama geç kalma, tamam mı? Alamayız Ufuk. Cezalısın damlası. Şimdi söyle bakayım odana gitmeden. Doğru düzgün otur benim karşımda. Neredeydin sen? Uf ya, Kerim Can Bank'tan Can'la ve Berkcan Tuğcan Kankan'la ödev yapıldık. Ne? Nasıl nesil? Yavrum dümdüz Merve'lere ne oldu? Ya sen Merve Sunur'u mu diyorsun? Bilmem, onu mu diyorum? Ya onun babası izin vermemiş. Çok değişik babalar var ya. Evet ya, ne saçma sapan babalar var. Ne salak salak babalar bunlar ya. Ders mi çalıştınız yavrum evladım bari ha? Ya bizi ders pek sarmadı. Biz de kop kopa düştük. Yerinize bir şey oldu mu? Bir şey oldu mu bir yerine? Bir şey oldu. Ha? Ya dedi cool ya. Eğlendik manasında. Bak, bak eğlenerek öğrenmişler. Eğlenerek. Ufuk delikle beni, bir şey söyle artık şu kıza. Babam bir şey söylemesin. Önce ben bir şey söylemek istiyorum. Ha, söyle. Berkcan Tülkancan bugün bizde kalacak. Aa, süper bir haber bu. Harika, benim pijamalardan biriniz. Allah'ım, kendimi keseceğim şimdi. Kim bu çocuk? Kim? Bekleyin, zaten burada. Burada göstereyim. Aa, getirmiş çocuğu. Sürpriz. Selam familia. Aa, gitarımı yere koyamam. Ya dur şuraya asayım. Burada durmuyor ya. Sen tutsana bunu. Çağır gibi tutabilirsin biraz heveslen. Ne haber moruk? İyi moruk. Senden ne haber? Ya bu ne samimiyet? Ya samimi olacaklar tabii. O benim yeni erkek arkadaşım. Yeni derken? Sümen vardı bundan önce. Aynen. Bir de Kancan Tu vardı. Ya. Bu yenisi. Evet. Kerimcan Cancan Tu da çok yakışıklıydı aslında. Bana da aşıktı. Ama ben Berkcan Cancan Tu, Kancan Çampana öyle bir şeyler. Onda karar kıldım. Çünkü o çok zengin ve popüler. Biraz çirkin ama idare edeceğiz. Seni seviyorum. Ben de seni. Ya. Ufuk! Bak deleyeceğim şimdi, bütün sinirimi senden alacağım. Ya bu ne çarpıklık, bu ne ya? Bir şey desene. He. Biraz kız. Sizin ders çalışmanız gerekmiyor muydu ha? Ne dersi moruk ya? Dersten daha önemli şeyler var bu hayatta. Öyle mi? Nelermiş onlar? Taktik videoları yani. Bayılıyorum ya. Mükemmel. Ben aboneyim. Müthiş videolar. Sen biliyorsun bunları. Tabii canım. Beraber çekiyoruz videoları. Ha, evet. Hatta babiskomla bir şeyler hazırladık. Baba, hazırladığımız şeyi yapalım mı? Benimkinden çeksin. Benimkinden çek. Sen bizi çek. Mamişko. Aşkım, beni seviyor musun sen? Seni seviyorum. Beni seviyorsansa okulu bırak. Bırakırım. Beni seviyorsansa ailenden ayrıl. Ayrılırım. Kızım, senin dillerin ne söyler? Çok özür dilerim baba. Aslında seni bırakmayı da ayarım. Hay
Hayır, onu demiyorum. Beni de aranızı alın. Ananızı bırakalım. Olur. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Delirdin mi? Aa, ne yaptım ben? Kocamı öldürdüm. Senin yüzünden katil oldum ben. Hayır ya. Anne olsun, ölsün, bırak. Bu çok iyi oldu. Viral olacak. Hayır ya, hayır. İstemiyorum böyle bir şey. Hayır. Sabri, senin hayaline sıçarım bak. Böyle babam mı olur lan? Enişte, ne yapayım ya? Vallahi billahi benim aklımdan geçen bunlar yani. Yani Ufuk, final biraz sarsıcıydı ama galiba böyle olursun. Ya ben bayıldım. Tam benim idolüm yani. Yani idolü benim bence. Zaten idolü Damla olanın burnu boktan çıkmazmış. Ya. Abla şunu sıkıştırıp durma. Benim yolu tıkıyorsun ama ya. Ya üf, siz de sıkıcı sıkıcı konuşmayın yani. Ne oldu? Erkek olsaydı da Sabri'ye mi benzeseydi? Aa, nesi varmış be benim kardeşimi? Evet. Aslan kardeşim. Değil mi? Aslan taklidi yapıyormuş. Aşağı beni. Yapıyor. Ay, ay korktum. Küçük aslanı yapıyormuş. Ay, korktum ben. Ay çok korktum ben. Gördüğüm en itici abla kardeşsiniz. Değil mi abi? Bence de öyleler. Senin de çok... Allah Allah, Damla Su, sen de seviye düştüme ya. Hakikaten şey yapalım ya, patlatalım şunu. Öğrenelim cinsiyeti ha. Ha? Ya erkek olup bunun gibi mi olsun diyoruz abi? Ha. Ay düşünüyorum da korkunç gerçekten. Bak şimdi senin hayal dünyana dalacak bunlar, onu izleyecekler. Gel ben sana bir odada bir şeyler göstereyim, gel. Ya hoşuma gitmedi, bak sinirlendim. At çantanı al. Yine mi doğum kilosu? Hayır, hamileyim. 15 senedir. Selamun aleyküm babuşkos. Aleyküm selam babuşkos. Neredesin oğlum sen bu saate kadar? Ha? Erkek adama saat sorulur mu baba? O nereden çıktı lan? Öyle bir laf mı var bir kere? Leş gibi de kokuyorsun. Arabanın kokusunu sürdüm, beğenmedim anne. Gel paşa. Bak bir kok bir. Oh mis gibi benim aslanım, kaplanım. Ebe kurban olduğum, ebe kurban olduğum, ver şu elini öpeyim. Öp. Annesi kurban. Babanın elini niye öpmüyorsun lan? Hayvanın oğlu. Karşımdaki babam dahi olsa ona hayvan dedirtmeyeyim. Lütfen. Aferin. Neredesin sen bu saat olmuş? Fikri abinin dükkanındaydık. Fikri kim? Tanımazsın, bir arkadaş. Oğlum sen... Ne dükkanlarda takılmalar falan. Kaç yaşındasın lan sen? Erkek adama yaş sorulur mu baba? Ne var? En azından gözümüzün önünde takılmış. Ya Fikri'nin dükkanı gözümüzün önü mü hanım? En azından civar. Hı. Mahalle. Hı. Semt. Evet. Ulan madem civardaydın, araba nerede o zaman? Fikri abiye verdim. Fikri kim? Bir arkadaş, tanımazsın. Oğlum sen niye adama arabayı veriyorsun? İhtiyacı vardı, verdim. Kimin? Fikri abinin. Lan! Allah Allah! Fikri, sen arabayı veriyorsun da bu adam... Kim lan bu adam? Ya tanımazsın diyor çocuk. Tanımıyoruz işte. Evet. Yardımsever benim oğlum. Evet, hatta şöyle yaptım. Yolda kalmasın diye baba senin kartından depoyu da fullledim. Maksat yolda kalmasın ya. Kim? Fikri abi. Lan kim bu Fikri? Tanımazsın bir arkadaş. Ya Fikri yolda kalmayacak diye sen niye benim arabama benzin atıp fulluyorsun ya? Bu benim ağam mı, paşam mı, oğlum mu lan? Senin değil ama Mustafa amcanın oğlu. Kim? Fikri abi. Sabri Kan'ın arabası yolda kaldı dedirtmem. Aferin. Hele o adama hiç dedirtmem. Fikri abine mi? Yok, Cemal'e. Lan Cemal kim? Tanımazsın bir arkadaş. Allah Allah! Ben tanıyorum. Ben bizim bu Toktik sayfasındaki videoları çeken Cemal. Tamam da çok dedikoducu. Çok dedikoducu. Ben artık onunla konuşmayacağım. Siz analı oğlu Toktik videosu mu çekiyorsunuz? Evet. Evet. Kim çekecek bizim videoları? Bilmiyorum ki kim çekecek vallahi. Baban çeksin. Hıdela baba. Hıdela baba. Hı? Hıdela baba ne lan? Çeken mi? Ya çeken mi ne oğlum? Çeken mi? Yapar mısın? Çekem ha, çekem. Çeker, çeker. Hadi. Yapar değil mi? O konuştuğumuzu mu yapalım? Hangisi güç? Şey, iki mi, üçü mü? Dördü. Dördü yaparız. Aklımda da dört yok. Bak şimdi gelir o sana. Gelir mi? Hadi. Ebe anam, benim çilekeş anam, kurban olurum sana. O babam denen hıyarın hesabını ben göreceğim. Sen merak etme anam. Dur oğlum,
Her ne kadar bizi bırakıp giden bir kalleş olsa da. O senin baban. Hayır. Nein. Senin dillerin neler der ana. Bundan sonra sen benim hem anam hem de babamsın. Canım. Bundan sonra da evin reisi benim. Aslanım. Aa! Sabri kaaat! Allah'ım. Çekebildin mi? Sus lan! Yapamadın mı? Hayır. Böyle bir şey olamaz. Hayır! Hayır! Yani saçmaladınız. Saçmalamayın. Ben oğlumu tabii ki böyle serseri bir şekilde yetiştirmem. Size bir şey diyeyim mi? Yalnız 10 numara çocuk. Biz bundan İstanbul'un içinden geçeriz. Siz hiçbir yerden geçmeyin Sabri. Hiçbir yerden geçmeyin siz ya. Ben vazgeçtim, patlatmayacağım. Aa. Yok, ben yapamayacağım. Ablam, ben doğurmak da istemiyorum. Belli ki biz yani insan sağlığına zararlı bir aileyiz. Ya. Patlatmayalım, ne olur patlatmayalım. Yenge hoş ya, bana da bir ürkütücü geldik şimdi ya. Ya saçmalamayın ya. Allah Allah, öyle bir şey değil bu. Sağlıklı olsun da. Değil mi? Bence biz dünyanın en iyi anne babası olacağız. Böyle ani değişimleri var. Patlatalım ama çok hadi. Korkuyorum. Patlatalım. Fikrini değiştirmeden patlatalım. Hazır mısın? Dur ben getireyim. Heyecanlı mısın kız? Ya sana ya salak. Ha, pardon Allah. Hadi. Say. Hadi. 3. Ay kızma. Kız kız. 2. Kız kız. 1. Ay. Ya şimdi kız mı er... Ne bu? Aa. Kız mı erkek mi, ben anlamadım. Bu ne demek şimdi enişte? Ya Sevilay, ben de anlamadım ne. İkizimiz olacak. Bir kız bir erkek, iki çocuğumuz olacak. Ay, inanmıyorum gerçekten mi aşkım? Yani, yani biz şimdi buna hiç hazırlanmadık ama bunu hiç düşünmedik. Değil mi ya? Bir düşünsene. Yürü. Ya bırak. Yürü lan. Bırak. Yürü, yürü. Oğlum, Bertuğ Kan kim lan? Bertuğ Kan Kan kim oğlum? Ya. Fikri abi söylemese haberimiz olmayacak. Ya ben Fikri abinin pavyoncu olduğunu söylüyorum. Lan Fikri abi. Ya. Çok güzel gidiyenler. Diyenler. Atakan sen baştan sona skeçteydin. Yani böyle bence reaksiyonları çok iyiydi. Zile doğru da bir gitti. Zil mi tam emin olamadım. Sence zil mi oldu yani mu? Yani vallahi biz eğlendik. Bizi terletmedi aslında. Skeç. Değil mi? Böyle bir rahat evet. Aktı. İzlendik bana bir oldu. Şey geldi sadece. Yani kız böyle TikToker'dı ya. Erkek de aynı muhabbetten girince yani Arif'in yerde erkek de aynı muhabbetten girince acaba orası biraz düştü mü dedim ama sen ne düşündün orada? Vallahi biz orada bir Fikri abi efsanesi çevirmeye çalıştık ama... Fikri sen abi... rolde gibisin hala şu an. Ne ya? Benim normal hal. Kardeş, skeç zil mi değil mi? Açık konuş. Şimdi eser, çalarız da. İyi, ben o zaman Atakan'ın dediğine güveniyorum. Atakan zile doğru koşuyor. Skeç'in güzel görünüyor. Cemile seni böyle hırçın kız rollerinde, böyle nasıl bir yani? Fıkır fıkır kızlar rollerinde görmek bu sene. Evet. Bu sene böyle bir kariyerinde değişiklik yapmış gibisin. Bilmem öyle miyim? Öylesin gerçekten. İnşallah kalıcı değildir. Çok sergiler devam ediyor aksiyonuzla. Şimdi Katar'da Dünya Kupası maçları var. İlk defa da böyle hani kışın oluyor falan filan. Yani hiç Dünya Kupası maçı izlemiş olan var mı? Böyle Dünya Kupası maçlarına gittiğim şey. Sen hep el kaldırıyorsun. Sana bir söz verelim. Ver bakalım. Şurada bir genç bir delikanlı var. Senin ismin ne? Melih. Kaç yaşındasın? 10,5. 10,5? Hı. 11'e ne kalmış ya? Çok az kalmış. 1,5 kaldı. En çok istediğin yaş hangisi? En özlediğin, en böyle arzuladığın yaş? Bütün yaşlar. Her yaşın tadını mı çıkarmalı? Evet. Çok iyi, güzel bir. İleride ne olmak istiyorsun? İleride futbolcu olmak istiyorum. Hangi mevki? Fark etmez. Kesin çok büyük yerlere geleceksin, biliyor musun? Biliyorum.
Sen futbolcu olurken aynı zamanda bir kariyer yapmayı planlıyor musun? Şöyle bir şey de yapacağım diye. Evet. Ne? Gol atmak. Mantıklı futbolcuysan. Peki Dünya Kupası'nda hangi takımı tutuyorsun? Portekiz. Cristiano Ronaldo'yu seviyor musun? Hı hı. En çok onu mu seviyorsun? En çok değil de başka futbolcular da var. Başka kim var? Mbappe var, Neymar var. Bir numara kim? Ronaldo. Çok memnun oldum Meri. Alkışlar Meri'ye gelsin. Hoş geldin. Şimdi dünya Katar insan geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler diyor. Çözemediğin şey yok. Her şey hazır mı? Hazır abi, hazır ama futbol topunu bulamıyoruz ya. Oğlum o top değerli. Allah Allah, ben sakladım onu. Nereye? Burada bak. Bak, aa ben bayağı yapıyorum lan. Kendin milli takıma mı aldırsam acaba ben seni? Abi çok iyi, aldır. Abi yalnız bir şey de söyleyeceğim ya. Biz koşa direğini de bulamıyoruz. Yoktur ya, o baktırırız onu. O bir yerdedir abi. O şey içeride Allah bir yer. Allah Allah, tamam. Güzel, güzel. Harika. Son bir kontrol yapalım. Şu Dünya Kupası neymiş arkadaş? Yüzdük yüzdük, finale geldik artık. Geldik. Bitti gitti, tamam. Son kontroller, saha. Futbola müsait. Güzel, klimalar. 18'e getirdim. Harika, tribünler. Herkes burada, herkes burada. Gelmeyenler vardı, onları da biz getirttirdik. Nasıl getirttirdik lan? Arayla getirttirdik abi. Güzel, tamam. İşte. Tamam. Brezilya. Tabii. Dön bakayım. İngiltere, tamam. Almanya, güzel. Bunlar kim lan? Abi, Kamerun, Senegal. Ömründe böyle kana gördün mü lan sen? Bu nasıl kana ya? Bunları değiştiriyoruz, bu formalar olmaz. İnanmaz kimse size. Bana bak, sen Danimarka ol. Sen Sırbistan ol, kaybol. Hadi, Sırbistan forması hemen. Ayarla, söyle çocuklara. Sen İsviçre ol. Ben zaten Selanik göçmeniyim. Gel bakayım buraya, bana akıl verme. Tamam mı? Yaşını hürmeten bir şey demiyorum. Ben zaten Selanik göçmeniyim. Abi, kafasına bayrak çizelim mi? Çizelim, kıpkırmızı yapalım. Bir tane beyaz şeridi var İsviçre'nin, onu yapalım. Hadi, fırla, güzel. Fırla. Tamam. Selam mı söyle, hadi. Koş. Mutlu oldum, mutlu güzel, oldum. Güzel, güzel. Haydi siz de biraz enerji, hadi. Enerji. Hadi, hadi. 2022 Dünya Kupası final maçı Portekiz Arjantin ve açılış şovuyla kupa geliyor. Kırk kasardılar. Dünya Kupası'na eğer Katarlar, 40 katardılar. Dünya Kupası'na eğer Katarlar. Ne yapıyorsun lan sen? Abi bunu Adanalılar yaptı, çok tutuyor bu. Çal temiz, çal. Tamam, bir de hadi yürü. Dünya Kupası'na eğer Katarlar. Kalk! Buna çalışmadık, olsun. 40 katardılar. Oğlum. Biz nasıl olmayız bu kupada ya? Elendik ya oğlum. Lan onu mu diyorum? Şu ortama bak, ambiyansa bak ya. Oğlum Ronaldinho bile burada lan. Ben Ronaldinho değilim. Richarlison? Ne Richarlison? Ben Adriana. Adriano. Ulan Adriano futbola bırakınca ne hale gelmiş, yazık lan. Vallahi. Kardeş iyi ki yoksunuz ya. Keşke biz de olmasaydık. Bak bak, Almanya yine bizi kıskanıyor. Bak bak. Sorry, lafınızı böldüm ama... Oğlum ben... bu İngilizler ağzıyla içmiyor ya. İçecek bir şey bulabilir miyiz buralarda? Kardeşim yasak, yok yok yok, bize yok. Ha yasak, okey, evet. Anladım ye. Yeah. Ama illa içeceğim diyorsan bak, böyle dürbün şeklinde mataralar var. Buna doldur, bundan içersin. Aynen. Kılıfı falan da yapabiliriz yani istersen. Okey. Siz Türkler... Her şey kılıfına uyduruyor. Güzel. Ne kadar bu? 100 sterline bırakırım sana. 100 sterline.
Tamam. Sağ olasın. Tamam. Okey. Bu ne ya? Bu ne ya? Her yeri batırmışsınız ya. Bu ne yapıyor ya? Abi Japon bunlar ya. Tribünleri temizliyorlar. Neden? Gönüllüler temizliyorlar. Ya ne gönüllüsü? Kesin bunlara el altından para veriyorlardır ya. Oğlum zaten baksana paraları süpürüyor ya. Allah Allah. Aynı sizi süpürdükleri gibi Alman. Ya. Ne alakası var ya? Niye yendiler ya oğlum sizi? Aa, biz onları yendik mi ya? Tabii, İspanya'yı da yendiniz siz. Aa, ne zaman ya? Siz gruptan çıktınız, senin haberin yok mu? Aa, yok ya. Etrafı temizlemekten maçı izleyemedim ki ya. Of ya. Ve maçtan önce turnuvanın maskotu geliyor. Ha, maskot geliyor. Maskot geliyor, maskot. Çok iyi ya. Yemin ediyorum hiçbir masraftan kaçınmamışlar ha. Oğlum çok büyük lan. Evet. Aa, insan var mı acaba içinde ya? Yok ya, bilgisayarla yapıyorlar bunları ya. Ya oğlum çok iyi ya. Artık ilk düdük için her şey hazır. İki takımın kaptanları geliyor. Kaptanlar geldi. Kaptanlar geldi ha. Şimdi kale seçimi için hakem atışı gerçekleşecek. Oğlum bu kadar düşünecek ne var? Satranç oynuyorlar sanki ya. Evet abi oynuyorlar. Ha doğru. Evet Messi atla ilerliyor. Fili geçti. Kaleyi gördü. Şah ve mat. Hasiu. Abi. Maç başladı mı? Yok kardeş başlamadı daha şimdi başlıyor. Bu kim ya? Tanışıyor muyuz? Kimle? İsmim nereden biliyor ya bu? Sen kimsin ya? Ben kimim abi, kimim ben? Oğlum biz nereden biliyorum? Sen kimsin? Kimim abi, kim? Adım kim? Adım. He, Kim Min-jae gibi. Aynen, ya. Aynen öyle, aynen öyle. Hatta ben Türkiye'ye gitmişim. Siz Türksünüz değil mi? Evet, Türk'üz biz. Abi bak, bu ben. Evet. Bu anam kim? Babam kim? Paşam kim? Ağam kim? Kim, 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 kim? Kızıl oğlu Mustafa Bey. Çok, çok iyi adamdı. Ya kimlerle takılıyoruz ya? Takılalım abi, olur. Tamam, hadi. Hadi izleyelim maçı. İyi, iyi, hadi. Gençler, sizce kupayı kim alır ya? Bence net Arjantin alır. Biz Messi'ciyiz abi, Messi'ciyiz. Kralı gelse değiştirmeyiz yani, anlatabiliyor muyuz? Evet, maç başladı. Ve Portekiz maça hızlı başladı. Portekiz, ole Portekiz, ole Portekiz, ole Portekiz. Oğlum kızlara bak lan. Oy. Bu saatten sonra Messi benim için ölmüştür. Zaten götü yere yakın olandan korkacaksın kanka. Aynen. Buyurun gel gel. Ya şunlara yardım edelim ya. Portekiz! 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 Kızlar Portekiz'in neresinden? Oğlum öyle anlamazlar ya. Bana bırak şimdi. Quaresma, Crespo, Jorge Jesus. Ya sen ne diyorsun hayvo? Yürüyün gidin size abimlere dövdürürüz ha. Siz Portekiz'in neresindensiniz ya? Ya ne Portekiz'i? Türk'üz Türk. Bizi parayla tutturlar, taraftarlık yapıyoruz. Bizim için fark etmez, biz her türlü yürürüz yani, anlatabiliyor muyum? Yürü. Lan gidelim ya, boş ver ya. Zaten Ronaldo adam olsa Manchester'ı karıştırmazdı. Ha, Portekiz spor diye devam takım et. Mı olur? Devam et abi. Allah Allah. Ve gelişen Arjantin ata. Messi topu aldı. Messi, Messi, Messi! Arjantin be, Arjantin be! Yürü gidelim, yürü. Paramızı aldık zaten. Messi, bu çocuk neyin nesi? Ve klasikleşmiş sevincini yapıyor. Golü babaannesine armağan ediyor. Yok be abi ya. Su istiyoruz, şu klimaları açın diyoruz. Sıcaktan öldük ya. Ya ama bak her yeri batırdınız ya. Ben her yeri toplamak zorunda mıyım ya? Niye kızıyor yine ya? İlla her maç 0-0 mı bitsin? Bak batırdınız buraları ya. Oğlum adam tek başına topluyor ya. Şş, kim? Yardım etsene oğlum, sen nasıl Japonsun? Koreliyim abi ben. He, siz bu kalabalık olanlarsınız değil mi? O Çinliler onlar. Masaj yapanlarsınız değil mi kanka? Tayland onlar. Füze atan bunlar. Füze, füze. Füze. Onlar kızı... Kapatalım mı şu muhabbeti? Tamam. Kapatalım valla. Sitti. Argentina, Argentina, vamos Argentina. Ole. Te amo, ole. Oğlum bunlar...
Lan ne lan? Bir şey söyleyeyim mi? Kessem mavi beyaza karşı o an. Ben zaten Messi'ciyim kanka. Gel yardım edelim ya şuna. Argentina! 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 Kanka bunlar sanki Arjantinli değil gibi ha. Bunlar da mı Türk diyorsun? Galiba Türk olabilirler. Kızlar kaç para aldınız? Ne diyorsun be sen? Ya taraftar olmak için diyorum. İzmirlisin sen galiba. Ne saçmalıyorsun? Arjantinliyiz biz ya. Kesin Arjantinlisiniz yani. Herhalde Arjantinliyiz var ya. Yürüyebiliyor muyuz peki sizi? Hayır. Ama ya hala yürüyebiliyor. Saçmalama! Çok kızdı. Çok kızdı. Ben yürümem kanka. Ben de yürümem. Buradan izleyelim bak. Aynen. Evet, şimdi Portekiz hücumu Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bir şut ve gol! Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Messi neymiş ha? Siu! Ulan be. Ve klasikleşmiş gol sevincini siu diyor. Hayır abi, su istiyorum, su. Yok mu bir su ya? Bir su. Ulan ben şimdi istiyorum. Şşt! Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun lan bize? Ne yapıyorum ben seni? Oğlum lan sana su. Hatırlayın etrafı ya. Ama olsun yani, goldür yani. Anlatabiliyor muyum? Ronaldo adamdır yani. Aslanım benim yani. Tamam, kardeş sen... Kızlar gitti ya. Sakin ol ya. Oğlum ben karşılıklı gol oynadım. Ne yapayım? Beraberlik bize ya. Anlatabiliyor muyum? Sen hayırdır ya, her gole seviniyorsun. Asıl sana hayırdır birader. Sen niye hiçbir şey sevmiyorsun? Caz izler, opera izler gibi izliyorsun maçı. Futbolu sizden öğrenecek değiliz. Bizde tiki taka var. Bizde de disiplin var. Bizde de taktik var. Bizde taktik maktik yok. Bam bam bam. Hem böyle sizde şimdi tezahürat falan da yoktur yani. Var mı senin tezahüratın falan? Var, var. Brazil! Samba. Samba diyor ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Kesin bu da Brezilyalı değil ha. Kesin değil. Sen nerelisin? Pakistan. Parayla tuttular abi. Sizde var mı tezahürat falan? Olmaz mı ya kardeş? Deutschland! Deutschland! Alles Guten! Zwei Tage! Ja, wunderbar! Wunderbar! Ja, ja! Vallahi yakacaksın bizi. Biz biliyoruz Undeban ne olduğunu. Desen hayırdır? Sende yok mu tezahürat? Var abi. Te amingo. Tak 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 tak. Neyse bu tezahürat... Ya böyle olmaz. Bak tezahürat görün. Pınarbaşı burma burma. Yar 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 yar. Yar yaramam. Yar gidince uçar kuşlar. Leylim 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 aman. Tak 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 tak. Kanka, tak tak yok. Tak tak yok bizde. Siz hakeme ne diye bağırıyorsunuz? Hakeme ne diyeceğim ya? Nasıl ya oğlum bak, hakeme bak böyle diyeceksin. Hakem ne oluyor? Götün başın oynuyor. Hakem ne oluyor? Götün başın oynuyor. Gel buraya. Gel buraya. Ne yapıyorsun? Rahat dur şuradan. Galiba. Olur olur. Ya biz burada olacaktık var ya, bu stadyumu yakardık. Uçururduk burayı var ya. Bizim bir taraftar gruplarımız var. Bak, bak. Çarşı. Heh. Bak Ultra Aslan. Heh. Bak Genç Fenerbahçeliler. Bak Texas. Tatangalar. O ne lan? İzmir derbisinde ne olmuş ya? Oğlum adama fişek mi atıyorlar lan? Kardeş neyle vuruyor kafayı ya? Korner direğiyle vurmuş kalecinin kafasına ya. Fişeği kim sokmuş? Ben sokmadım yani. Benle ne alakası var? Ya kimsenlik bir şey yok ya. Allah Allah. Bir şeyler oldu kardeş, herhalde ya. Kardeş ben bir şey diyeyim. Ben bu sefer kıskanmadım. Vallahi doğrusun abi, bu ne ya? Biz günlerdir burada maç izliyoruz. 72 millet kardeşçe maç izliyor. Biz niye aynı milletin evlatları kardeşçe maç izleyemiyoruz ya? Ya hiç ya. Ya vallahi tadım kaçtı. Hadi ya. Hadi gidelim. Gençler bir durun ya. Ümitsiz de hemen kapılmayın ya. Sizin de geleceğiniz parlak. Arda var, Rıdvan var, Abdülkadir var, Kerem var. Yani gelin illa. Çünkü futbol güzelleşikçe tribün de güzelleşir. Japon'a bak, bizi bizden iyi biliyor. La ben Koreliyim lan! Koreliyim ben! Tamam. Kaç kere anlatacağım? Bu bizi dövecek ha. Oğlum. Uzun dur yanımda ya Twitch'e! Anne bak ya! Anne bak ya! Evet, çok güzel gir diyenler. Zil diyenler.
Evet, böyle yani kalabalık tribün ve taraftar skeçleri, anlatılan her şey Dünya Kupası olan şeyler ama bunu bir skeç haline getirmek hakikaten biraz zordu yani. Çünkü ayrı ayrı parça parça komik ama birleştiği zaman esler oluyor, duruluyor. Ya inanılmaz bir maskozu. Yani bütün aslında Dünya Kupası olan her şeyi çok güzel işledik ama skeçin zile gitmesi zaten yani provada da anlamıştık, zile gitmezdi. Üzgün müsün Mete? Nasılsın şu an? Hayır. Temizlik sen diyor. Ve bugün aramızda konuğumuz Chubby. Çok... Benim hem bireysel olarak da çok sevdiğim bir kardeşim hem de dijital dünyanın da gerçekten çok önemli bir ismi. Tek Koreliyim hatta. Tek Korelisi. Türkiye'nin göz bebeği. Gerçekten de... Yani sen burada artık böyle Güney Kore'nin bir temsilcisi gibi oldun. En son Kim Min-jae transfer olduğunda kefil olmuş gibi bir şeydi. Böyle bir garip bir şey var. Ya zaten Kore ile ilgili herhangi bir şey oldu mu beni arıyorlar. Ki Metin, Batu, Hilmi bu skeçi yazarken iki gün önce beni aradılar. Dedi ki, kanka yapacak bir şey yok, geliyorsun. Başka Koreli oynayacak biri yok dedi. Biz de Metin seni oynuyor arada. Onu diyecektim. Metin ne yapıyor? Japon oynuyor. Dedim yapacak bir şey yok, geliyor. Yani, çok teşekkür ediyoruz. Sen bize kırmadan geldiğin için. Ben teşekkür ederim abi. Seni ağırlamak süperdi. Gerçekten dansın yürekleri burktu. Çok güzel. Bravo. Ne yaptın orada tam? Samba. Şu işte samba yaptım. Gerçekten insanlar sana üzüldüğü için alkışlamak zorunda kaldı. Çünkü bir ara tam olmayınca yere de indin bir şey. Samba mıydı o? Samba ile bale de yaptım. Biraz bale samba adımları bale vardı. Bale adımları vardı. Ama bir insan her haliyle güzel olur mu? Gerçekten. Allah iyi. Köklere gitmeye devam ediyor akşamını. Herkese izleyicilerimiz ve değerli misafirlerimiz, bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki geldiniz. Bizden bu akşamlık bu kadar. Alkışlar BKM Mutfak oyuncularına. Şimdi bana? Hastasıyım. Sana bir şey olmayacak. Hastasıyım. Ben bunun hastasıyım da. Ben bunun altında kalamam. O zaman şöyle yapalım. Tribünü bana ver. Çamlıca senin olsun.